Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1987-92 yılları arasında oldu. 1987'de o göreve geldiğim zaman 36-37 yaşlarındaydım. Öyle bir ani bir şeyle oldu ki hiçbir hazırlığım, zihni hazırlığım da yoktu. Başka bir hazırlığım da yoktu. Böyle bir niyetim, çok doğrusunu söylemek gerekirse hevesim de yoktu. Kendimi akademik çalışmalara vermiş, o istikamete gidiyordum. Fakat şartlar öyle bir oldu ki, nasıl olduğunu ben de farkına varamadım. Daha sonraki tahlillerimde, belki burada da bahsetmişimdir, siyasette o zaman işte Anavatan Partisi, rahmetli Özal'ın dönemi, başbakanlık dönemi, onun siyasi ekibinden önemli bir figür, Mehmet Keçeciler, tanıyan tanır. Onunla bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Yurt dışından tanışıklığımız ve yurt dışında devam eden. O işte Diyanet'te bir değişiklik yapılacağını, başkan arandığını bana söyleyerek isim önerisinde bulunmamı istedi. Ben de hocalarımın isimlerini verdim. Kendime göre bir şeyle, işte şu hoca var, bu hoca var. Onu bir yerlere veriyorlar, götürüyorlar. Araştırılıyor, o olmadı. Başka bir isim ver, başkasını veriyoruz. Sonuçta bir gün pat diye bir şekilde benim üzerime kaldı. Benim tahminim, rahmetli Özal'a bu isimleri götürüyor. O da işte araştırılıyor. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı bir o zamanların şartlarında şimdiki gibi değil. Biraz netameli bir şey. Kişiyi araştırıyorlar değişik yönleriyle falan. O olmuyor, bu olmuyor. Rahmetli sormuş, ya bunları sen nereden bana getiriyorsun? İşte böyle böyle bir arkadaşım var. Niye onu düşünmüyorsunuz? Gibi bir şeyle zannediyorum. Ben bunu doğrulatamadım Mehmet Keçecilere. Çok ketumdur. Ama benim tahminim öyle. Kazım Oksay'ın hocam bir de önerisi olmuş galiba kitapta bahsenize göre. Öneri değil. İşte bir gün o telefonla aramış beni. Fakültede yoktum ben. Geldiğim zaman dediler ki böyle birisi aradı sizi, devlet bakanı Kazım Oksay. Numara bırakmış. Ben de döndüm. Dedi ki hocam arabamı, aracımı göndereyim. Bir görüşelim. Allah Allah, ya ben bununla hiçbir tanışıklığım yok, bir şey mi? Ne görüşeceğiz? Aracını da gönderince bindim gittim. Birileri geldi aldı beni o meclisin şeylerinden, sağından soluna, çıktık odasına. Dedi ki böyle böyle. Ben artık şey gibi oldum böyle, yani adama dedim ki yok, ben öyle bir niyetim yok, böyle bir şeyim de yok. Onu, benim yönetim tecrübem de yok. Bir sene apartman yöneticiliği yaptım. Hasta oldum. Yani o zaman işte kömürler, mömürler, sıraya girmeler, gelmeler falan. Onun dışında bir tecrübem yok. Yani böyle bir teşkilata gelip de ben yok. Bana dedim başka bir, mesela bir siyasi bir teklif yapsanız belki anlardım ama bu yok dedi. Biz dedi çok çalıştık. O zaman rahmetli abim de Tokat valisi. O dedi başarılı bir valimiz. Şimdi sen dedi bizi böyle şey bırakırsan sıkıntı olur. Bilmem ne olur. Oradan çıktım. Gittim eve, oldum şey böyle rahatsız, hasta oldum sanki. Sıkıntı bastı bana. Rahmetli abimi aradım. Dedi ki aman ben dedi geliyorum, sen bir dur. Babam duydu bir taraftan rahmetli. O işte arıyordu vesaire falan. Hafta sonuydu galiba. Pazartesi günü abim geldi. Dedi ki ya bir şeye gidelim biz. Allah rahmet eylesin. Hasan Celal Güzel'e. Devlet Bakanı o zaman. İyi gittik. Daha şey yapmadan ben dedim kusura bakmayın. Gene kafamda ölçtüm biçtim bir sürü baskıya rağmen tarttım. Dedim ki ben bunu üstlenemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ya ne diyorsun hocam dedi. Çıkardı resmi gazeteyi. Dedi ki aha dedi bak kararname çıktı. Ben de o şeyle kararname çıktı diye dedim beni oraya zorla mı oturtacaksınız? Ya dedi bırak gözünü seveyim onları şimdi de ben sana dedi bir iki bir şey söyleyeyim dedi bildiğim kadarıyla. Bazı şeyler söyledi bana. Bir tanesini hiç unutmam. Dedi ki böyle bir göreve gelenin ilk yapması gereken şey kendi çalışma ekibini oluşturmasıdır. En doğal yönü budur bu işin. Ama dedi oraya için bunu ben söyleyemem dedi. Orası sıkıntılı bir yerdir. Böyle bir şey yapman halinde arı kovanına çomak sokmuş gibi
hem senin elin yüzün şişer, hem bizim bile elimiz yüzümüz şişer. Bana kalırsa dedi, bir müddet şöyle uzaktan gözlemle, ondan sonra ne yapacağına karar veririz. Başka bir sürü şeyin arasında ben zaten kendimde değilim. Onlar kafamda yer etmiş ve onu tatbik ettim. Gittim zaten tek başıma, beni oturttular oraya bir gün. Bir geldi televizyonlar vesaireler, laflar maflar, herkes çekti gitti. Öyle yığılmış şeyler, imza kartonları. Baktım onlara şöyle bir, Allah Allah, ya ben nereye düştüm yani, böyle bir şeyle işim yoktu, kitaplarımla meşguldüm. Bir tanesini aldım koydum, baktım ne var içinde diye, bir sürü bir şeyler koydum oraya. İşte orada Cenab-ı Hak'a yakardım. Yani böyle bir şey geldi başıma, ya Rabbi işte bunu ben kendi imkanlarım ölçüsünde, kapasitem ölçüsünde yapmaya çalışacağım. İnşallah yüzümün akı ile bittiği zaman teslim eder geçer giderim diye. Tanıdığım fazla kimse de yok. Birkaç fakülteden bildiğim arkadaşlar var yönetim kademesinde. Tek başıma birisi işte, öyle bir başlangıç yaptık. Ve o rahmetlinin dediği şeyi uyguladım. Geçenlerde onun bir eşi var. Rahmetliyle ilgili bir anı şeyi çıkarmışlar, kitabı. Beni de aradı, bir şey istedi benden, bir yazı. O yazıda bu anekdotu da söyledim, onu da yayınlandı daha sonra. O şekilde başladık. Dediği gibi yaptım Hasan Celal Bey'in. Çünkü zaten kurumu da çok çok uzak bir kurum değildi bize, ama iç dengelerini bilmem, sağını solunu bilmem, tarzını, üslubunu bilmem. İşte daireler var çeşitli, 15-16 tane daire. Onlardan şey alıyoruz, briefing alıyoruz, dinliyoruz, ediyoruz. Notlar alıyorum, kendime göre tespitler yapıyorum. Bir avantajım, her kurumda olduğu gibi orada da şeyler vardı, klikler vardı, çeşitli şeyler işte. Oralı, buralı, ya memleket şey veya başka bir farklı bir kısım damarlar olur. Ben hiçbirisine şey değilim. Onun için çok objektif bakmaya çalıştım. Tespitler yapıyorum bu ara. Fakat zamanla duyuyorum, deniyor ki ha bu iyi, pek bir şeyden haberi yok, biz bunu hallederiz gibi. Ama tespitlerimi de sağlam yaptım kendime göre. Ondan sonra da başladık geri dönüşler yapmaya. Grup grup çağırdım onları. Oturduk, konuştuk, bir üslup belirledik kendimize göre. Ve başladık. Neyse. Ondan sonra o bitti, o görev. O görev bittikten sonra gene akademik hayata bu kitapla ilgili bağlayıp şey yapacağım. Gene üniversiteme döndüm. Ha, bir de oraya geçtiğim zaman ben doçenttim. Doçent, profesörlüğüm yaklaşmıştı. Bir sene sonra profesör olacağım. Fakat profesör olmak için merkezi bir dil sınavı var. Ona girmek gerekiyor. Şimdi başkanlık şeyi var üstümde. Gidip sınava gireceğiz. Allah Allah. Başka da çare yok. Bir hafta sonu, soğuk bir, karlı bir kış günü Ankara'da, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sınava gireceğim yer. Giyindim, kuşandım, kafama da sardım. Bir taksiye bindim. Gittim dil tarihe. Böyle işte neyse, sınıfı buldum. Aman Allah, iyi ki dedim. Oturduk falan böyle. Dağıttılar o şeyleri. O birisi dağıtırken şöyle bir baktı, dedi hocam, dedi siz benim, bizim başkanımız değil misiniz? He dedim, sizin başkanınız mı? Bir deşifre olduk ama olsun. Onu işte yaptım, ettim, sonra döndüm baktım, dedim ki bu bana yeter. Dil sınavı. 100 tane soru soru, test sorusu. Bir daha baktım, ettim falan, dedim bu yeter bana. Öyle geldiğim gibi gene sessiz, sakin bindim araca, döndüm geldim ama herkes biliyor şimdi, Diyanet de duydu, bizim başkan sınava gitti. Bir de olumsuz bir şey çıkarsa baksın işte. Neyse, stresli bir şey. O da, ondan da Allah'a şükür 90 küsür bir şey alarak onu da şey yapmıştık. Dolayısıyla döndükten sonra fakülteye Allah rahmet etsin, bir çok güzel bir insan, bir dekanımız vardı, Necati Öner. Geçen ay vefat etti. Allah, belki duymuş olan vardır. Güzel bir insandı, çok güzel bir insandı. Onun dekanlığı da bitmek üzere, bütün fakülte el birliğiyle dediler ki, hocam sen bu işi şey yap. Zaten orada başladın bu yöneticiliğe. Bizim şeyde seçimle olur dekanlık. Yani seçim yasal bir gereklilik değil ama rektörlerin hep vaadi vardır. Ben rektör olursam her fakültede dekanı seçimle belirleyeceğim. Kimi isterseniz onu seçeceksiniz diye.
Seçim yapıldı. Tabii arkadaşların hepsi teveccüh gösterdiler. Başladık işte. 3 dönem devam etti o. O arada YÖK üyeliğim o zaman oldu. Rahmetli Özal'la bu işte dini din görevlilerinin işte eğitimi vesairesi nasıl yaparız, ne ederiz falan diye böyle çok konuşurduk. Çok severdi böyle şeyleri, böyle projeksiyonlar yapmayı. Oradan alsak, buraya koysak, onu yapsak, bunu yapsak diye böyle çok müthiş bir şey vardı. Bir gün aradı direkt, dedi ki YÖK'te bir boşalma oldu dedi, bir üye boşaldı. Seni atadım dedi YÖK üyeliğine. Kendi kontenjanından, Cumhurbaşkanlığı kontenjanı vardı. Hani dedi o konuştuğumuz konularla ilgili bak bakalım neler yapabiliriz. Bir de bir anekdot, onu da ifade edeyim. İlk işiniz dedi bana Süleyman'ı aratmayacak Anayasa Mahkemesi'ne bir üye seçeceksiniz. O zamanlar Anayasa Mahkemesi'ne bir üye seçildi Süleyman Aslan diye. Rahmetli çok güzel bir insandı, hukukçu, profesör. YÖK'le ilgisi Anayasa Mahkemesi'ne değişik kanallardan üye geliyor. Bir tanesi de üniversiteden, üniversite mensubu biri olacak. 3 kişi belirleyecek YÖK, 3 tanesinden birini Cumhurbaşkanı atayacak. Süleyman Aslan belirlenmiş fakat o zamanın Anayasa Mahkemesi Başkanı Süleyman Aslan'ı göreve başlatmadı. Göreve başlatmayınca yemin etmesi gerekiyor. Yemin içinde bir tören, merasim tertip ediliyor. Onu yapmadı, erteledi, yapmadı. Yapmayacağı da anlaşıldı. Dolayısıyla o arkadaşımız da rahmetli oldu, sonra yıprandı, vazgeçti, ayrıldı, istifa etti. Çok ağrına gitti bu rahmetli Özal'ın. Yani bana dedi, Süleyman'ı aratmayacak bir şey bulacaksınız. Biz işte gittik YÖK'e. Orada 3-5 kişi ile daha önce işte tanışıklığımız olan kişi, 24 üye var o zaman. 3-5 kişinin dışında fazla bir şey bilmiyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? O zamanın YÖK Başkanı da Mehmet Sağlam. Daha sonra işte siyasete geçti, Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Birlikte de siyaset yaptık. O da haberdar. İşte oturduk konuştuk, ne yaparız, nasıl yaparız? Başladık sağdan soldan şey aramaya. Bir hukukçu olacak. Eşimizi, dostumuzu, bildiğimiz arkadaşları arıyoruz. Rektörler var, onları arıyoruz. Yani genelde soruyorlar, diyorlar ki bunun maaşı nedir? Arabası var mı? Allah Allah, ya ne bilelim arabası var mı, maaşı nedir? Yani bu çok mu önemli? Yani o zaman da Anayasa Mahkemesi üyeliği herhalde çok cazip bir şey değil. Belki bir rektörün arabası var, şusu var, busu var, maddi imkanı belki daha fazla ondan mıdır, nedir? Sonuçta bir arkadaşımız, ismini vermeyelim, üzerinde vermekte de mahsur yok. Şimdi emekli var. Sacit Adalı. Eyvallah. Üzerinde görüştük, konuştuk, mutabık kaldık ama YÖK'ten nasıl geçireceğiz onu? 3 kişi belirlenecek. Gündeme geldi, herkes kalktı ayağa. Dediler bu önemli bir konu, biz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Biraz inceleyelim mi? İnceleseler şey çıkacak, sıkıntı çıkacak. O bir gürültü patırtı ile bir şekilde oradan ilk 3'ün içine çıktı. Ondan sonra da atandı. YÖK'te şimdi de gene öyledir. 2 şey vardır. Birisi genel kurul üyeliği, birisi de yürütme kurulu. Yürütme kurulu dediğiniz işte 8-9 kişi sürekli orada görev yaparlar. Genel kurul üyeliği ayda bir toplanılır, oraya gider. Ben genel kurul üyesiydim. O da işte bitti. 4 senenin sonunda bitti. 97'de bitti zannediyorum. Ondan sonra ben tekrar fakülteki görevim devam ediyordu zaten. Geldik 2002'ye. 2002'de işte AK Parti kuruldu. Seçim şeyleri falan. Ben izin aldım. Gittim Ankara dışına. Yani herhangi bir böyle bir siyasi bir niyetim, bir beklentim, bir şeyim yoktu. Kamu görevlilerinin istifasının son günü telefonumu da açmamışım. Öğlene doğru açtım. Telefon üstüne bir sürü şeyler falan açtık. Neyse arayana işte hocam istifanı gönder. Allah Allah. Ya ne istifası? İşte dediler böyle. Abdülkadir Bey arıyor. Cemil Çiçek arıyor. Vecdi Gönül arıyor. Abdullah Bey aradı. Tayyip Bey aradı. Öyle bir oldum ki ya ben bir fakülte bir de ev değiştirmiştim. O aralarda uğraş, onun da taksitini tam bitirdik, borcunu, harcını,
el ele baş başa istifanı gönder akşam 5'e kadar. Ya benim işte sıkıntım yok. Rahmetli abimi aradım. Dedim ya böyle böyle bir şey. Dedi ki hiç tereddüt etme. Benim de fakültedeki artık öyle bunalmışım ki bu başörtüsü işleri uzun süre bir şekilde gitti ama artık iyice şuraya geldi, dayandı. Rektörlük dışarıdan eleman gönderiyor, dış kapılarda işte çocukları şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkadaşlar dediler ki bak böyle bir sıkıntılar, bilmem neler, gel bunları burada hep birlikte çözeriz, ederiz falan. O da şey geldi bana, bir dilekçe yazıp faksladık, gitti. Sipsiri kaldık. Sonra baktım olmayacak, döndük Ankara'ya. Yani ne tatilin tadı kaldı, ne bir şeysi kaldı. Çocuklarla işte kardeşlerim o tarafa gitmiştim, Çekir'e, Aydın'a. Buna mukabil hocam, ağabeyiniz biraz böyle partiler üstü kalmak istiyorum diye bir söylemi. Ona da teklif edildi. O rahmetli dedi ki ya ben gelirsem size de rahatsızlık veririm, kendim de rahatsız olurum. Ben böyle gideyim daha iyi. Ve beni çok şey yaptı. Sen dedi, ben dedi şimdi reddettim. Sen de olmaz şimdi sen. Neyse işte siyaset başladı. Siyasette çok farklı bir alan. İşte bu şekil bir geçiş oldu. İki dönem, 8 seneyi de aşkın bir süre. O da bitince, Diyanet'ten ayrıldıktan sonra kafamda bir şey vardı. Yani bu din, devlet, din, siyaset ilişkileri bunlar sıkıntılı konular. Çok hala da sıkıntılı konudur. Hep de sıkıntılı olacaktır. Bunun böyle çok köşeli bir şekli olmaz. Yani bunun çözümü budur diyeceğiniz bir şey mümkün değil. Bu böyle çünkü birisinin birisi ilahi menşeli bir inanç sistemi, öbürü beşeri bir yönetim tarzı. Mutlaka bu ikisi arasında şeyler olacaktır. Yani sıkıntılar devlet sistemi bakımından vesaire. Onları konuşuruz belki sorulursa. Yani hocam burada Diyanet'teki vazifenizden ilk başa döneceğim tekrar. Din görevlilerin eğitimine daha çok odaklanmışsınız. Ben şunu bağlayacağım buyurun, şimdi. Buyurun. Ondan sonra yani bu kitabın yazılışıyla ilgili. O bir kısım kendime göre şeylerim oluştu. Düşündüm üzerine, çok kafa yordum. Dedim ki ben bu işten sıyrıldıktan sonra bunları bir yazıya dökeyim. En azından bir katkı olmuş olur. Siyaset de bitince o bir şeye düştük. Yani çok yoğun bir çalışma temposundan sonra tamamen işler bitince böyle kendi kendine kalıyor insan. Bizim kendi kendimize kalmaktan sıkıntımız olmaz. Kitaplarımız vesairemiz var ama yani alışmışsın sabahleyin kalkıyorsun oraya git buraya gel bilmem ne falan bir sürü işler. Yoğun şeyler. Oturdum bu Diyanet'le ilgili bir yavaş yavaş bir şeyler oluşturdum. Sonra dediler bana ki yani bunun başına bir şey de koy. Türkiye'de din eğitimi de hep sorunlu bir alandır. İşte eski medrese usulü, yeni modern usuller nedir, nasıldır, İslam enstitüleri, ilahiyat fakülteleri, bir sürü sıkıntılar. Onu da makul geldi bana. Ondan sonra dediler ya biz de sonuna bir siyaset koy. Koyalım da siyaset çok zor siyaseti. Yani yeni, taze bırakmışız. Bir ufak bir şey desem bak işte öyle oldu da böyle oldu da falan. Sıkıntılı bir alan ama hiç olmazsa bazı tespitler yapayım diye onu da katarak bunu oluşturdum. Bunun İsmini ben koymuş değilim. İsmini yayın evi koydu. Yayın evleri biliyorsunuz böyle biraz şey isim isterler, severler. Ben başka bir şey düşünüyordum. Böyle dedi koyalım. Bir baktım düşündüm şöyle. Allah Allah biraz da uyuyor yani muhtevaya da çok ters düşmüyor. Olur dedim. Böylece de bunu bastırar. Bu hatırat işi değerli arkadaşımın da dediği gibi önemli bir şey. Ama şey otantik olmak kaydıyla benim buradaki şeylerim %100 yani ilavesi hiçbir şeysi yoktur. Fazlası vardır, eksiği vardır, fazlası yoktur. Yani çok fazla lafı da uzatamam ben. Hatta bana dediler ki ya bu kadar kısa, bunun daha bir sürü başka şeyler var. İşte ikinci baskısında bunları genişletin vesaire falan gibi. Böyle bir şekilde çıktı. Bu Diyanet'in benim sorumluluk alanımdaki 4 yıllık bir kesitinin tarihidir. Yani 1987 Haziran'ından 1992 Ocak ayına kadar olan dönemi kapsar. Benden önceki başkanımız Tayyar Bey, o da yazdı bir hatırat. Evet.
Sonra insan düşünüyor, diyor ki ta baştan beri başkanlarımızın böyle bir şey olmuş olsaydı bu kurumun tarihiyle ilgili muazzam bir şey olurdu karşımızda. Çünkü çok sıkıntılı dönemler yaşanmıştır. İşte Atatürk döneminin Diyanet İşleri Başkanı var. Demokrat Parti'nin 50-60 arası Diyanet İşleri Başkanları var. Ondan sonraki o karmaşık siyasi dönemlerin başkanları var. Her dönemin kendine göre sıkıntıları var, zorlukları var. Onun için bu şeyde objektif kalmaya çalıştım. Kimseyi eleştirmemeye çalıştım. Ufak bir iki dokundurmalarım var. Onu arkadaşımız da ifade etti biraz önce. Sorarsa onu da söylerim. Tayyar Altun'da yeri gelmiş sorayım hocam. Yok, o bir de şeyle Nuri Yılmaz, yani benden sonraki başkanla. Çünkü ben birçok eğitim hamleleri başlattım. Din görevlilerinin müktesebatlarını nasıl yükseltiriz diye. Ondan sonra bırakıldı o işler. Hiç tarafına bakılmadı. O çok şey oldu, beni yaraladı. Ya bunu bırakabilirsin ama şöyle bırakabilirsin. Dersin ki bu olmamış. Bu doğru değil. Bunun yerine şunu yapalım. O yok, o yok. Yani o zaman olmadı. Yani biz onu boşuna yapmadık. Orada gerekçeleri var, bilmem neleri var, bir sürü bir şeyleri var. Diyanet de bunu çok şey yaptı. Yani ben biraz da onunla anılırım. Her nerede gitsem karşımda işte biz sizin açtığınız okullardan mezun olduk vesaire falan. Dolayısıyla böyle bir şey, tarihe not düşmek bakımından bir de şunu söyleyip bırakayım. Ben yaptığım her görevden ayrılırken bağlı olduğum kuruma bir döküm verdim. Diyanetten ayrıldığım zaman bir şey hazırladım. Geniş bir rapor. O zaman Süleyman Demirel işte 91 seçim, tamam. 91 seçimlerinde işte Demirel İnönü hükümeti kuruldu. Ben o anda ayrılacaktım. Fakat bana dediler ki ya sen böyle işte siyaset üstü bir şey sergiledin. Şimdi ayrılırsan işte ben bu siyaset ekibinin şeyiydim. Şimdi onlar gitti, ben de gidiyorum gibi bir şey olur. İstersen biraz daha devam ettik. 3-5 ay daha. Ondan sonra da işte orada da hikayesi vardır. Ayrıldım. Demirel'e gittim. O raporumu, randevu aldım. Hemen randevu verdi bana. Gittim. Dedim ki efendim böyle böyle. Ben dedim şu kadar süre bu işi yaptım. Neler yaptım? Ne yapamadım? Bu kurumun geleceğiyle ilgili düşüncelerimi burada topladım. Benden sonra gelecek arkadaş bunlara bakar, eder. O benim bileceğim bir iş değil ama ben size bir döküm vermeye geldim. İçeri girerken de dediler ki efendim çok yoğun, size 15 dakika ayırdık. Dedim ki bana 15 dakika ayrıldığını söylediler. 15 dakikada özetleyeceğim. Bu da yazılı raporum. Demirel'in şey rahmetli işte olur mu dedi, 15 dakika dedi olur mu dedi. Açtı telefonu, dedi ki çok şey bir şey olmadıkça, önemli bir şey olmadıkça bizi rahatsız etmeyin dedi. O 15 dakika, 1 saat 15 dakika sürdü. Konuştuk. Böyle notlar aldı. Sürekli notlar aldı. Fiş gibi bir yerlere yazıp oraya koydu. Yazıp oraya böyle yığıldı. Sonra ayrılırken işte her zaman dedi ben dedi istifade etmek isterim size. İşte dedim ne zaman emrederseniz ben katkımı, birikimimi işte burada yazılı da koydum. Çıkarken araç hazırlayın hocama dedi. Aracım var dedim. Aracım falan yok. Çıktım bir taksiye bindim. Döndüm gittim. Başkanlar da yalan söylüyormuş demek ki. Şöyle geçer. Oradan laf atması daha kolay değil mi? Evet. Ondan sonra fakültedeki görevimden ayrıldığım zaman gittim rektöre aynı şeyi verdim. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra başbakanımıza götürdüm verdim kendi çalışma alanımla ilgili. Bunu da dedim ki bu da milletime karşı yani genç yaştan itibaren önemli görevler üstlendik. Bu da millete bir raporumdur. Böyle yaşadıklarımı, bir kısım şeylerimi anlatayım. Ondan sonra da belki istifade eden olur, eleştiren olur. Eleştiri tabii ki, bizde eleştiri kültürü maalesef yok. Geçen gün fakültede bir arkadaşlarla akademik bir şey yaptık. Anlattım bir şeyler. Ondan sonra dedim ki şimdi görüşlerinizi, dileklerinizi, düşüncelerinizi, özellikle eleştirilerinizi. Ben severim eleştiriyi. Niye severim? Biz bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz da
dışarıdan nasıl görünüyor ondan farkında değiliz. Dışarıdan bakan bir göz gelip de bana dese ki hocam şöyle yaptınız, böyle ettiniz de şöyle durdunuz, böyle de neyse. Ben de bakarım, makulse kendimi düzeltirim. Makul değilse, yanlış bilgiye dayalıysa ben de onu düzeltirim. İkimiz de istifade ederiz. Ama böyle bir geleneğimiz pek yok. Eleştiriyi biz biraz hakaretle karıştırıyoruz birbirine. Ondan da bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla bunu da böyle bir not olarak şeye bırakmış olduk. Bu not hepinizin eleştirisine açıktır. İçinde bir sürü eleştirilecek şeyler vardır. Her insan eleştirilebilir. Öyle mükemmel insan diye bir şey yoktur. Ama işte olabildiğince bunları derleyip toparlayıp bu şekilde bir not olarak tarihe bırakmış oldum. Bunun özeti bu. Şimdi hocam YÖK üyeliği döneminde ilahiyat ön lisans programında mimarısınız. Bu noktada verdiğiniz mücadele ortada. Yalnız tabii YÖK Başkanı Kemal Gürüz'le olan çatışmanız da var. Biraz ondan bahsedin istiyorum. Sonra 28 Şubat döneminde hazırlanan bir İslam Gerçeği kitabı var. Bu İslam Gerçeği kitabının yayınlanmasına siz karşı duruyorsunuz. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Doğan Beyazıt'tan yayını yapmayacağınızı söylüyorsunuz. Bu olayı biraz anlatmanızı isteyecektim. YÖK'te 2 sene Mehmet Sağlam'la çalıştık. Daha sonra Kemal Gürüz YÖK üyesi oldu. Şimdi Mehmet Sağlam biraz mesafeli davranırdı. Yani rektör seçimleri yapılıyor orada. O zamanlar orada rektör seçimleri yapılırdı. 6 kişi 3 kişiye inerdi. Böyle bir sistem vardı. Hiç birimizle konuşmazdı. Biz zaten orada 5-6 kişi bir araya gelebiliyorduk. Diğerleri farklı eğilimde insanlardı. İstemediği bir sonuç çıkardı. Köpürürdü falan. Bir gün gittim, dedim ki ya Sayın Başkan, yani biz geliyoruz buraya. Tanımıyoruz bu insanların çoğunu. Bize bir rehberlik etseniz, söyleseniz ne istiyorsunuz, nasıl istiyorsunuz? Biz de kendimize göre bir kulis yaparız, konuşuruz, bir şey yaparız. Hı hı. He dedi falan ama olmadı. Ondan sonra Kemal Gürüz geldi. Aman Allah. Sait abi. Hı. İşte şu öyle olacak, bu böyle olacak falan. Yani. Farklı bir üslubu, bir şeyi. Ama onun çok daha farklı şeyleri vardı. O dönemlerde gerçekten sıkıntılı dönemlerdi. Bir kısım jurnallerin çok revaçta olduğu, o jurnaller sonucu pek çok insanın mesleki açıdan büyük sıkıntılar çektiği dönemlerdi. O dönem daha sonra birlikte siyaset yaptığımız Beşir Atalay benim çok yakın arkadaşım, dostumdur. Kırıkkale Üniversitesi rektörüydü o zaman. Onunla ilgili ona takıldı, o görevden alınacak. Bir de Çanakkale Üniversitesi rektörü, bir ilahiyatçı Abdurrahman Bey diye bir arkadaşımız vardı. Onu görevden aldılar. Beşir Bey'i alacaklar. İşte Genelkurmay'dan şeyler var, bilmem ne var. Bir gün YÖK toplantısında Genelkurmay'ın şeyi vardı. Onu görebilir miyim dedim, Genelkurmay'ın yazısını. Ben sonra gösteririm falan. Sonra öğrendi ki Kırıkkale'deki bir başçavuşun yazdığı bir ihbar türü şeyler. Onlarla işte kişileri böyle rencide ederek, alarak, vererek falan, o ayrı bir fasıl, safa. İşte o dönem bu ilahiyat meslek yüksek okulları, açık öğretim programları daha önce başlatıp da istediğimiz şekle sokamadığımız şeyi o dönem bir ortaya çıktı. Dedi ki bu neydi, nasıldı? Bu Kemal Gürüz bir ara dedi, abi dedi, neydi dedi bu? Hep herkese abi derdi, oradaki memurlara da. Bu nedir? Dedim ne bileyim nedir yani. Nedir derken bu budur. Ama istediğimiz bu değildi. Al dedi, bunu nasıl yapacaksanız yapın. Sebebini bilemiyorum. Zannediyorum değişik mahfillerde konuşulmuş, görüşülmüş. O zaman işte bu terör vesaire falan, Doğu Güneydoğu işleri. Bu dinin birleştirici, bütünleştirici, buna ihtiyaç hissediliriz ama çok sarılınır dinin birleştirici yönüne. Din görevlerinin Doğu ve Güneydoğu'da da bir etkinlikleri olabilir düşüncesiyle biz rahmetli Özal döneminde oradaki yöredeki bir kısım toplumun çok saygı duyduğu insanlar var. Melle dedikleri, böyle iyi eğitim görmüş, medrese eğitimi. Onları acaba sistem içine alabilir miyiz diye o zamanlar zihin jimnastiği yapardık. Ama o kadar zor bir şeydi ki o zaman. Onun, yani ismi, bunu telaffuz etmek bile çok sıkıntılı bir işti. Daha sonra daha farklı şeyler oldu. Bizim kendi iktidar dönemimizde siyasetteyken bu konularla da ilgilendik. Ondan sonra baktım ki ya kaç sene önce konuşulan şeyi biz şimdi derme çatma yapmaya çalışıyoruz.
Tekrar oturduk, onları kendi o zamanki şartlara göre bir şekle soktuk, İlahiyat Ön Lisans Programı diye. Yani bütün din görevlilerin hem görevini yaparken hem de biraz daha müktesebatlarını yükseltecek bir eğitimdi o. Ebeler, hemşireler, herkes o zaman bu fırsattan istifade etti. 2 yıllık yükseokul mezunu oldu. Bizim din görevlileri, İmam Hatip kesimi kaldı dışarıda. Onun dışında herkes bu fırsattan istifade etti. Biz de dedik ki bunu biz de kullanalım. Bir mücadeledir o. Uğraş. Ona dert anlat, buna dert anlat. Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi var. Eskişehir Üniversitesi var, ona bağlı. Rektörlerle görüşüyoruz. Rektör de aman diyor, aman biz din işlerinden anlamayız, bize uzak tutun. İşte oraya gidiyoruz, siyasileri anlatıyoruz. Rahmetli Özal, tamam bunu yapalım. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Adnan Kahveci'nin birkaç gün önce yine ölüm yıldönümü idi. O büyük destek verdi. Yani anlattık ona, inandı ona. Çok güzel bir insandı. Ben çocuklarıma bile şey yapamıyorum, yapamadım, edemedim dedi. Aman dedi, ne gerekiyorsa yapalım. O da Gök'ün biraz sıkıştırdı. Bir şekilde açıldı ama istediğiniz gibi açılmadı. İşte daha sonraki dönemlerde biraz daha şekil verildi vesaire. Şimdi çok daha farklı boyutlara geldiğini de maalesef gördüm. Geçen hafta Ankara'da bu kamu denetçiliği kurumu, kamu denetçiliği miydi adı? Ombudsmanlık dedikleri. Kamu denetçiliği kurumu bir çalıştay düzenlemiş. Bu İLİTAM diye bir şey var. Ali hocam çok iyi bilir. İlahiyat lisans tamamlama programı. Onunla ilgili oralara müracaatlar. Senin ne işin var dedim bu işlerle. Şeref Bey'i eskiden beri tanırım. Dedi bize bir sürü müracaatlar geldi. İçinden çıkamayınca bir çalıştay düzenleyelim diye. Onu bana arkadaşlar, ben tabii daha sonra bu nerelere evrildiğinin çok farkında değilim. Biz o programı bu şekilde başlattık. Ama daha sonra öyle bir şeye girmiş ki iş, hiçbir okul görmeden, hoca görmeden, bir şey görmeden açık öğretim usulü ilahiyat bitirme şeyleri, furyası başlamış. Bunda da açık konuşmak gerekirse bir kısım tarikat, cemaat unsurları ilahiyata gidip de kafalarını bozmasınlar, bozulmasın. Başka bir formülle, başka bir yolla biz bu imkanı elde edelim. Ondan sonra bilmem ne. Bu açık öğretim tabii test usulü vesaire falan denk geldiği zaman geliyor ve yüksek notlarla bakıyorsunuz adam hiç okul görmeden şey bitiriyor ve ilahiyat örgün eğitim 4 yıl emek verenin önüne geçiyor. Böyle bir çarpık şey ortaya çıktı ve niyet de farklılaştı. Bir kısım çevrelerin o eski o halisane safiyane düşünce tarzı farklılaştı günümüzde. Dünyevileşme biraz öne çıktı. Bir kısım tarikat vesaire cemaatler asli hüviyetlerinden biraz saptılar. Onların tek hedefi işte devletin belli kademelerini elemanyalaştıralım, güç devşirelim, bir de maddiyat elde edelim. Maddiyatı ne yapacaksın? Maddiyatı da hizmet için yapacağız. Böyle bir sarmalın içine girildi. Dolayısıyla böyle bir orada da bahsettik, konuştuk şeyleri, bilmiyorum nereye vardırdılar. O ön lisans ve din görevlilerinin eğitimi de öyle bir şeydir. Ben başkanlığa başladığım zaman nasıl bir görev ile karşı karşıya olduğumu düşündüm. İşte toplumu din konusunda aydınlatacağız, rehberlik edeceğiz. Peki nasıl bir kadroyla yapacağız bunu? O zaman 90-95 bin civarında personel var. Bir koyduk önümüze şeyi. 170 bin civarında İmam Hatip Lisesi mezunu. 15 bin civarında geleneksel eğitimden gelmiş insanlar. İşte %2500-3000 civarında da dini yüksek öğrenim görmüş eleman. Bunlarla biz nasıl bu toplumu aydınlatacağız, rehberlik edeceğiz? Öbür taraftan da dediğim gibi ebeler, hemşireler hepsi yüksek okul mezunu oldu. Bizim insanımız, kamu görevlisinde öyle değerlendirir. Bakar ebesi, ilkokul öğretmeni hepsi yüksek okul mezunu. İmam işte o da orta okul mezunu, orta eğitimli, orta tahsil. Oysa bir kitle eğitimi yapacak. Evet. Yani mesela bir köyü düşünün, 3 tane önüne çıkan insan vardır. Birisi muhtardır, birisi imamdır, bir öğretmendir. Muhtar seçilmiş kişidir. İmam, yani öğretmen işte nasıl okuyup yazılacağını öğrenmiştir. Zor bir iş yoktur. Öğretir çocuklara harfleri, kelimeleri vesaireleri. İmam 5 vakit namaz kıldırır. Ama sadece onunla değil. Köylü her işini gelir ona sorar. Evde karısıyla kavga eder, gelir imama sorar. Oradan bir fetva ister. Gider bankada işlem görür, gelir onu imama sorar.
istediği cevabı alamayınca da onu bir küçümser, bir tarafa kor, ondan sonra sen ne yaparsan yap. Yani böyle sıkıntılı bir görev yapıyor. İşte eğitim seviyesi de belli şekilde. İşte onları biraz derleyelim, toparlayalım diye başlatılan bir sistemdi o. Epey bir şey sağladı ama her şey zaman içerisinde dejenere edilebiliyor. Bunda da işte biraz önce söylediğim, çok da fazla ifade etmek istemiyorum, böyle bir kısım farklı unsurların da ortaya çıktığını görüyorum. Yine hocam, Talim Terbiye Kurulu'ndan bir grup insan sizi ziyaret ediyor. Ya bu İslam gerçeği meselesini, evet, yani o dönemler, 28 Şubat sıkıntılı dönemler, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş bir, bu İslam'ın gerçek bir kısım yüzünü ortaya koyan bir kitap ortaya koyalım da bu insanları düzgün bir Müslüman yapalım. Yani böyle masa başı şeyler bizde çok olur, oturulur. Hele askeriye bunu çok şey yapar. Asker böyle çok daha böyle işte şekillerle, şeylerle, yansılarla böyle yaparlar, ederler. Bir gün rektör, ben dekanım fakültede, dedi ki hocam bir zarf içinde bir şey gönderiyorum. Gönderdi İslam gerçeği diye böyle bir şey. Baktık bizim hocalar hepsi. Bildiğimiz hocalarımız. Birisi benim hocam. Yani evet, benim hocam dedim, asistanı olduğum hocam. Birisi fakültede, başka yerlerden falan. Bildiğimiz insanlar. Yaşar Nuri Öztürk rahmetli falan. Okudum zaten kısa bir şey. Yani katılınmayan noktalar olabilir ama bir akademik çalışmadır, basılabilir. Fakat bu tuhaf bir şey, yani bize kaldı öyle. Sonra rektör bey dedi ki, ya hocam ne yaptın o işi, dedim ne bileyim, öyle yani bizim pek şeyimize uygun düşmedi. Yani bizim yayın tekniğimize uygun değil. Ya hocam ona dedi biraz daha baksak etsek falan, tam da söyleyemiyor. Sonra gene öyle şey oldu, dedi ki bu dedi Milli Güvenlik Kurulu'nun bir şeyi. Onlar tavsiye ediyor ama onların tavsiyesi emirdir. Ben dedi sorumluluğu sana, ben dedi sıyrıldım. Allah Allah ya, nasıl yapalım, nasıl edelim? Bir randevu aldım Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. İki tane paşa kardeş vardı. Doğan Beyazıt, bir şey Beyazıt. Evet. Birisi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, biri de başka bir şey. Komutan mıydı, neydi? Bir cuma günü kalktım gittim. Buyurun hocam dedi. İşte anlattım. Dedim ki bu sizin böyle bir şeyiniz, projenizmiş. Bizim fakültenin yayınları var ama ne usulüne uygun, ne formatına uygun, ne şeyine uygun, yani bunun ne ümit ediyorsanız ona bir fayda sağlamaz. Bir rahatsız oldu koltuğundan, böyle oturdu kalktı, dedi ki nasıl dedi. Dedim bunlar bizim hocalarımız ama bunun üslubu yanlış. Yani yukarıdan aşağı olan şey fayda sağlamaz. Yani toplumu işte dizayn etmeye yönelik şeyler olma. Tabii doğal seyri içinde gitmeli. Yani bu doğal seyir değil. Biz dedi öyle düşündük. Allah Allah. Ya dedim siz öyle düşündünüz. Yani bunu başka yerde bastırın. Yok dedi. Oradan çıkmasını istiyoruz. Şey vakti de geldi. Cuma vakti de yaklaştı. Allah Allah. Adamla hiç şey yapamadık. Ortak bir dil bulamadık. Dediğim dedik yani. Biz böyle düşündük. Böyle yapacaksınız. Kalktım çıktım. Moral bozukluğuyla fakülteye geldim. Öğleden sonra bizim yayın kurulumuz vardı. Topladım arkadaşları. Dedim ki ya böyle bir şey. Bu kitabı isteyen alır okur. Anında yazanlar, hocalarımız. İçinde böyle zararlı, kafa bozucu bir şey de yok. Fakat bizim mesela, benim şahsen katılmadığım şeyler var. Olsun, katılmak şart değil. Herkesin günümüze bir düşünün. Bin bir türlü düşünce var, fikir var vesaire var. Ama bizim şeyimize uygun değil. Siz dedim bakın buna, isteyen okusun baksın, bunu biz basmayabiliriz. Yani gereği, bedeli neyse, ne olacak bedeli? Hiçbir bedeli de olmaz. Arkadaşlar aldılar, baktılar, ettiler. İki gün sonra bir toplantı yaptı. Dediler ki ya bunda bir sıkıntı yok. Yani tamam öyle ama olsun, basalım. Peki basalım, gönderdik şeye, basıldı. Fakat bizim fakülte yayınlarının bir şeyi vardır. Bir ne derler ona, mizampacı vardır, memlesi vardır. Onların dışında bir şey nerede basıldı da bilmiyoruz. Bastılar, ettiler, hiçbir şeye de yaramadı. Aynı dediğimiz gibi oldu. O dönemlerin sıkıntılı zamanların şartları. Yani bugün dönüp baktığım zaman, bugün karşılaşsam gene herhalde aynı tavır gösteririm. Yani farklı bir tavır göstermem. Bir de buna benzer bir kelam kitabı yazdık biz. Hüseyin Atay Hoca ile. Evet, Hüseyin Atay Hoca ile İmam Hatipler için. Kelam kitabında ne var işte? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman.
ahiret gününe iman. Bir gün talim terbiye eden birkaç kişi geldi efendim dediler. Bir zarf verdiler bana. Açtık bu kitabın da yazıyor orada. Münasip bir yerine Atatürk'ün konuyla ilgili düşünceleri yazılacak. İyi dedim. Açtım ön sözünü. Allah'a iman, kitaplara iman, meleklere, peygambere iman nedir? Neresi dedim münasip bir yer? Efendim dedi o sizin takdiriniz bizde. Benim takdirimse dedim ben burada münasip bir yer bulamadım. Bu kitabı alın götürün. O zaman da artık şey iyice. Siz dedim götürün bunu talim terbiye başkanınız kimse. Bunu kaldırsın atsın. Münasip bir şekilde onu oralara koyacak. Başka bir şekilde düzenleme yapın gidin. Alın bu yazınızı götürün. Aldı gittiler. Ondan sonra ne oldu ne bitti bilmiyorum. Basıldı mı basılmadı mı bir şey yaptılar mı ettiler mi? O dönem mesela o sade oraya değil matematik kitabı yazana da aynı kitap gönderilmiş. Yani bunlar hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler. Yani Atatürk'ün bu ülkede bir değeri vardır. Bir insandı. Olumlu işleri vardır, olumsuz işleri, eleştirilecek yönleri vardır. Ülke için yaptığı işler vardır. O yerinde ağırdır. Yerinde bir söylediği bir lafı, bir şeyi yerinde söylerseniz bir anlam ifade edebilir. Ama illa evirerek, çevirerek, oradan buraya dolandırarak hiç alakası olmayan bir yerde ona bir şey söyletmenin bir anlamı yok. O zamanlar böyle bir moda vardı. Herkes böyle bir şey yapacaktı. Bir kısım çevrelerde Atatürk'ün dinle ilgili söylediği şeyleri bir araya getirerek bak ne kadar dindardı. Öbür çevrede de farklı şeyleri yazarak hiç dinle ilgisi yoktu. Ya öyle bir çaba beyhudedir. Yerli yerine oturtmak lazım işi. Atatürk'ün dinle ilgili söylediği güzel ifadeler vardır. Karşı ifadeler vardır. Konjonktüreldir. Yani pragmatist bir liderdir Atatürk. Sade askeri bir deha değil, siyasi de bir dehası da vardı. Siyasetçiydi. Pragmatik bir yönü vardı. Ortama göre, duruma göre şey takınıyordu. Şimdi meclisi açmadan önce Hacı Bayram Camii'nde namaz kılıp hocalarla beraber yürüyerek meclise gidip meclisi açmıştır. Ama Cumhuriyet kurulduktan sonra farklı bir siyaset, bir strateji izlenmiştir. Avrupa'daki o faşist bir kısım rejimlerde olduğu gibi Almanya'da işte Hitler, İtalya'da Mussolini, Rusya'da Stalin, Lenin onlar dini kaldırdılar ortadan. Onun yerine başka bir şey ikame etmeye çalıştılar. O dönemlere rastlar o dönem. Yani Türkiye'de de din ortadan kaldırılıp atılmadı ama ötelendi, kenara çekildi. Başka şeyler, milliyetçilik işi ortaya çıktı vesaire ortaya çıktı. Yeni bir toplum inşası düşünüldü. Ama o olmadı, tutmadı. Tutması da çok zordu çünkü bu fıtrata da aykırıydı. Bunlar eleştirilir, bunlar ortaya konur. Osu da ortaya konur, busu da ortaya, hepsi ortaya konur. O zaman böyle dedi, bu zaman böyle dedi, o zaman öyleydi, bu zaman böyleydi. Yani neyse objektif olarak onu ortaya koyup öyle bilelim insanlarımızı, geçmişlerimizi. Öyle bildiğimiz zaman daha iyi olur. Daha hakkaniyetli bir değerlendirme olmuş olur. İşte bu tür sıkıntılı dönemler makuliyetten çıkıyor yaklaşımlar. Başka şeylere dökülüyor. İşte yukarıdan aşağı bir şey empoze ederek bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir zaman da olmaz. Her şey doğal akışı içerisinde giderse bir anlam kazanır ve etkisi olur. Şimdi biraz da güncel bir şey vermiş olayım. Cumhurbaşkanımız geçen seneydi galiba bu kamuoyundaki dini tartışmalardan o da rahatsız oldu. Dedi ki ya nerede bu şeyler? Yani bu din konusunda biraz ne ifadesi kullanmıştı? Güncelleme değil de bir güncelleme falan türü bir şey. Onun üzerine bizim Diyanet İşleri Başkanlığı derhal bir şey hemen bir toplantılar. Geldiler de bizim üniversitenin yanında bir otelde yaptılar. İşte gel de gitme gittik. Orada işte şeyler. Dedim ki ya bu yani şimdi bir anlam ifade etmiyor. Yani bunu yapmak için bir komut beklemeye gerek yoktu. Bu zaten bizim işimiz. Sizin işiniz başta. Şimdi sizsiniz muvazzaf. Bizim de ihtiyaç duyarsa oturup konuşup bir şeyler üretmek lazımdı. Alternatifli olur, bir şey olur. Ondan sonra üretir götürürsün. Şimdi komut üzerine bu kamuoyu bunu hoş karşılamaz. Ya siz bugüne kadar ne duruyordunuz da şimdi birden
çalışmaları bir şey üzerine çalışmaya başladınız. Onun için doğallık her zaman iyidir. Yani diğer bir kısım bu yukarıdan aşağı masa başında baskıcı unsurlarla, yöntemlerle ortaya konan hiçbir şey tutmamıştır. Kurumlar onun için vardır şimdi. Diyanet oturacak diyelim. Diyanetten bahis açıldı. Nedir hal ve gidiş? Türkiye'de dini anlamda gidişatımız nedir? Oturup kafa yoracak. Bir kısım tespitler yapacak. Kendini yenileyecek. Bir proje üretecek. O zaman bunu yapmazsan gelir önüne bir şey korlar. Aha bunu yap derler. O da hiçbir zaman vakaya uymaz. Bu sadece Diyanet konusu değildir. Her alanda olması gereken odur. Kurumlar onun için vardır zaten. Bu işi en iyi bilen onlardır. Elemanları vardır. Otururlar, tartışırlar, çalışırlar. Ortaya bir şey korlar. O gerçekleşir, gerçekleşir. O da mücadele ister. O şeyde de vardır. Kamu işi yapanlar böyle kendine göre düzgün bir iş yaptığını zanneder. Herkes ona yardımcı olacağını kesinlikle zannetmez. Yardımcı olur gibi görünür. Öbür taraftan engellemeye çalışır, memleğe çağırır. Hepsinin kendine göre gerekçeleri vardır. Hizmet işi zor iştir bizim ülkemizde. Yani deveye hendek atlatmaktır. Hayırlı bir iş yapıyorsun, sen zannedersin ki herkes sana destek olacak, hiç alakası yoktur. Değişik gerekçelerle herkes bir tarafından çekiştirir, o yana götürür, bu yana götürür. Sen de mücadele edeceksin. İnandığın şey doğrultuda, doğru olduğuna inanıyorsan onun mücadelesini vereceksin. Böyle böyle zemin kazanılıyor, başka türlü olmuyor. Yani. Hocam yine başkanlığa atıldığınızda da 87 yılında ilk ziyaretçileriniz MİT'ten oluyor. Onunla bir görüşmeniz var. Onun detaylarında. Ya daha kendime gelebilmiş değildim. Bir gün oturuyoruz. Dediler ki başbakanlıktan bir heyet. Bir başbakan her taraftan heyet geliyor. Geldi sırım gibi 3-4 kişi. Girdiler içeri. Oturdular. Dediler biz MİT müsteşarlığından bilmem ne bölge müdürü, bilmem ne bölge müdürü. Benim nevrim döndü. Biz MİT deyince öğrenciliğimizde böyle kenarda kıyıda duranlara derdik ki ya aman bu MİT'tir. Böyle bir olumsuz bir şey var bizde. Böyle bakıyor ediyor bizi götürür bir şey yapar bilmem ne. Böyle bir algı var kafamızda MİT algısı. MİT deyince hepten şey oldum. Sonra arkasından dedi ki bir sözcüleri vardı. Biz dedi çok sıkı dedi çalışırız dedi bu kurumla. Onun için bu çalışmamızın devam edeceğini umuyoruz. Ben de zaten kafam yerinde değil. Dedim ki sizin işinizle bizim işimizin hiç benzer tarafı yok. Nasıl bir sıkı işbirliğinde çalışıyordunuz? Nasıl çalışacağız? Çok kavrayamadım dedim. Hiç daha bir laf etmeler dediler biz izin isteyelim. Kalktı gittiler. Ondan sonra öğrendim ki bir isim vermeyeceğim. Bir başkan yardımcısıyla irtibatları sürekli devam etti. Ama daha sonra şunu da biliyoruz ki şimdi de var aynı şekilde. İşte bu istihbarat faaliyeti devletin önemli bir görevidir. O zamanın istihbarat faaliyetleriyle bu zamanki de farklı. Şimdi onun için o dönemleri bu dönemin bakış açısıyla değerlendirirseniz sıkıntı olur. Yani bir yere birisi atanacağı zaman istihbaratın şey gelirdi, görüşleri, mülüşleri falan. Şimdi de benzer şey var işte güvenlik soruşturması yapılıyor. Ama farklı şekilde yapılıyor. O zaman daha farklı kriterler farklıydı. Başka şeylere bakılıyordu. Yakın işbirliği belki de oydu. Ama işte bizim o zamanki o aksi ve şey halimiz onlarla böyle bir şeye götürdü bizi. Hocam 90 yılında İslam ülkeleri Hac ve Evkaf Bakanlıkları toplantısına Mısır'da oluyor. Bu Kahire'deki yemeğin hatıratı benim çok ilgimi çekti. Acayibime gitti daha doğrusu. Bir de sizden dinleyelim. Bizim şimdi İslam ülkelerinde Hac ve Evkaf Bakanlığı var. Bizde malum başka bizim sistemimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı var, devletin bir kurumu. Mısır'da böyle bir Hac ve Evkaf Bakanları toplantısı yapılıyor. Bizde bizden de bakanın gitmesi lazım. O zaman Allah selamet versin, güzel bir insandır. Kazım Oksay dedi ki hocam ben bilmem siz dedi şey yapın, beni temsilen. Biz de gittik de bakan statüsünde gittik. İşte toplantılar yapıldı bir iki gün sonra. Bir otelde kalıyoruz. Akşam birisi geldi gündüz vakti akşama doğru bize dedi ki işte konuştu bizimle yukarıda dedi şeyimiz var bir yemeğimiz var. Herkese de gitmedi. Şöyle 7-8 ülkeyi dolaştı gibi geldi bana. Başım da çok şeydi yani hiç gidecek halim yoktu ama ayıp olmasın diye gittik oturduk işte bir şeyler yiyoruz içiyoruz. Biz müzik var klasik müzik sahne gibi bir şey.
İşte yiyor, içiyor. Sonra müzik biraz hareketlendi falan. Affedersiniz bir dansöz fırladı ortaya. Hayda, bizde Batman'iz gitti. Ateş bastı. Ulan dışarıdan fotoğraf motoraf çeken neyse hemen ben dedim bir şey. Ben dedim biraz şeyim, izin istedim. İyi diyelim, çıktım gittim. Ama çok şey oldum yani. Onlar da bizi şey görmezler. Bunlar laik. Yani biz bunlar Müslüman, daha Müslüman falan. Böyle kontrastlar hep var, hala hep de vardı. Yani. Bugün de vardır. Değişen bir şey yoktu. Yıldırım Akbulut'la bir telefon görüşmeniz var. İstiyorsanız daha geriden de bahsedebilirsiniz. Bir de son olarak onu sorayım. Ha şey, o haç bir krizi haç olabilir. Krizi belki hatırlayanlarınız var mıdır bilmiyorum. 90'lı yıllarda Körfez krizi çıktı. Küveyt işgali vesairesi falan. Biz hacca binde bir oranında, hala da öyledir zannediyorum. O zaman Türkiye'nin nüfusu neydi? 65 milyon, 70 milyon, 70 bin kişi neyse gönderiyoruz. Ama ona ilaveten her yıl 30 bin kişi daha ilave alıyoruz, 100 bin kişi gönderiyoruz. O sene arkadaşlara dedim ki, ya bu sene sıkıntılı olabilir, aman dikkat edin falan. Dediler, dikkat ediyoruz. İyi, kayıtlar yapıyorlar, ediyorlar falan. Fakat o ilave kontenjan için oraya gidip şey yapmak lazım. Bizimkiler kayıtları yaptılar, 100 bine göre kayıt yaptılar ama 30 binin izni yok hala. Süre yaklaştı. İşte Cumhurbaşkanı o zaman rahmetli Özal, ona ilettik. O bir telefon görüşmesi yaptı, olmadı. Bir mesaj yazdı verdi bize, dedi ki siz gidin. Şeyle beraber gittik, Cemil Çiçek'le zannediyorum. Kalktık gittik. Bekle orada kraldan randevu talep ediliyor, bekleniyor. Bir yere gidemiyoruz. Bir otelde bekliyoruz. Neyse randevu geldi. Gittik. Bir sürü yerlerden geçip kralın huzuruna vardık. İşte selam kelamdan sonra Cumhurbaşkanımızın selamı vesaire falan şeyi verdik eline. Açtı o şeyi. Kral Fehd. Yaşlı, rahatsız derlerdi ona. Böyle gözlerini zor açıp kapatıyor. Kağıdı şeyi çıkardı. Cumhurbaşkanımızın mesajını fakat ters tutuyor. Ben yandan görüyorum. Böyle okur gibi yaptım. Koydu oraya. Dedi ki ben Dışişleri Bakanımı göndereceğim. Onu hallederiz gibi bir şey söyledi. Çıktık, döndük, geldik. Dışişleri Bakanı gönderdi. Faysal diye bir Dışişleri Bakanı, annesi Türk olan bir Dışişleri Bakanı vardı. Geldi işte bir bakacağız, edeceğiz falan gibi bir şeyler söyledi, gitti. Olmadı. Tıkandık. Şey de yaklaştı artık. Şeyi yok. Dönüşü yok. Bizim arkadaşlar da o kadar kişiyi almışlar, onları dengeli bir dağıtıma sokamadılar. Vakit de geldi çattı, baktık işinden çıkamıyoruz, tıkandı. Gittik Yıldırım Akbulut, Allah selamet versin, güzel insan. Onunla konuştuk, dedik ki böyle. Ne yapacağız? Dedik ki şey yapacağız, yani hava yolunu yapacağız, kara yolunu iptal edeceğiz, başka çaremiz yok. Peki dedi. Ama artık o açıklandı, Diyanet, çok sıkıntılı dönemlerdi onlar. Yani lüzumsuz yere bir şey. Yani arkadaşların dikkatsizliği, yani ikaz etmeme rağmen. Ama sonra ne söylediklerini de söyleyeceğim size. Diyanete gidemiyoruz, gelemiyoruz, millet oralarda falan böyle çok sıkıntılı. O arada da benim iki çocuğum var, kızımın da. Doğumu. Kızım doğdu hastanede. Gidemiyorum hastaneye. Yokluyorum oraları. Basın oralarda. Olsun ne olacak ama işte o zamanın şartlarında gitmiyoruz. İşte Diyanet'e de arada bir gidip geliyoruz. Bir gün Diyanet'teyken dediler başbakan arıyor. Ama nasıl böyle o Diyanet vakıftan arkadaşlar orada. Onlara biraz şey yaptım. Ya ben sizi ikaz etmiştim. İşte efendim öyle oldu da böyle oldu da bilmem. O arada işte başbakan telefonda. Açtık. Hocam dedi bu dedi olmadı dedi bu işler. Yani şurama gelmişim. Ne olmadı Sayın Başbakan? İşte bu dedi hac işi dedi. İşte konuştuk ama onları dedim. Konuştun ama dedi olmadı. Ne yapayım dedim? Kayadan mı atayım kendimi? Niye bağırıyorsun? Bağırtmayın adam o zaman dedi. Telefon. Öyle kaldık. Telefonu koydum ben. Yani şimdi zaten Yıldırım Bey biraz ne olacak? Ondan sonra çıkardık bir şeye. Zaten bir istifa yazdım.
verdim arkadaşlara, dedim bunu şeye götürün işte. Başbakanlık müsteşarı o zaman Sabahattin Bey, Çakmakoğlu, sonra milletvekili oldu, bakan oldu. Gönderdik oraya. Hemen arkasından başbakan istifa etmiştir, kabul edilmiştir. Siyaset çok sever böyle sıkıntılı zamanda şey bir sorumlu bulup da oraya böyle havale etmeyi pek sever. Tamam, bizim de bir sıkıntımız yok. İstifa etmiş olduk ama ondan sonra şey yok, bir suskunluk, bir şey. Ya dedim ben şimdi ne yapacağım? Yani bunu bırakıp gidecek miyim? Ne edeceğim? Dediler ki o resmileşinceye kadar, yazılı şekle dönünceye kadar sorumluluk devam eder, işler yürüyecek falan. Arada bir uğruyorum. Belli zamanlarda bir iki önemli imza varsa onları yapıyorum. Gidiyorum sağa sola, oraya buraya. O arada da basın yazıyor, çiziyor falan. O bu işe yani benim ikaz etmeme rağmen gerekli şeyi göstermeyen arkadaşların basına ifadesi şöyle oldu. Biz ikaz etmiştik ama böyle oldu. Halbuki tam tersiydi. Ben ikaz ettim. Hele defaatle ikaz ettim. Ya burada sıkıntı olabilir. Bu sene sıkışık bir durumumuz var. Orası ne olacağı belli değil. Yok efendim biz şey yaparız, ederiz falan. Ondan sonra bunu bana sordular. Dedim ki ben de yok öyle değildi, böyleydi diyecek halim yok. Doğrudur dedim. Arkadaşlar haklıdır. Bütün sorumluluk benimdir. Ben de gereğini yaptım. Zaten sen o zaman ne dersen de bir anlam ifade etmez. Tepedeki sorumludur her işin sorumlusu. Onlar öyle demiş, böyle demiş. Onların hiçbir anlamı yok. Sonuçta benim sorumluluğunu taşıdığım bir iş, bir kurum bu işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Olmadı. Ama bu bir şey değildir, bir kaçış değildir. İstifa dediğin, biz ayrıldık ama devletin her türlü denetimi, işte sorgulaması neyse o olabilir, önemli değil. Ondan sonra onun da şeyini, devamını da ifade edeyim iki cümleyle. Böyle bir şey ortamda, bende de büyük bir mahcubiyet var. Rahmetli Özal'la, o zaman Cumhurbaşkanı, bizim onunla çok farklı şeyimiz vardı. Diyalımız. Evet, yani bir resmi iş için gittiğimizde hemen onu iki dakikada halleder, ondan sonra başlardı şeye, muhabbet, başka konulara. Çok böyle rahatlardı, hoşuna giderdi. Ve biz o zaman bakın ne konuşmuştuk o zamanlar. Ya dedi, bu Diyanet dedi, şimdi her sene dedi siz geliyorsunuz devletten, 5000 civarında kadro istiyorsunuz. Çünkü her yıl Diyanet'ten 5000 kişi emekli olur. Şimdi herhalde 10.000 kişiye yakın oluyordur. Bu doğal bir şey. Yaşı geliyor, emekli oluyor. Bu kadar kalabalık bir şeyden 5000 kişi emekli oluyor. 5000'den kadro istiyorsunuz. Biz de veriyoruz veya veremiyoruz. Az veriyoruz, bilmem ne. Böyle bunu böyle yapmak yerine şey yapsak dedi. Sözleşmeli bir şekilde dedi bir istihdam yapsak. Bakın ta bu 88-89'lu yıllarda konuşulan şey. Nasıl yani? İşte dedi bizim o zaman şey vardı. Fakir fukara fonu neydi o? Fonu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Evet. Orada müftü de vardı üye olarak. Oraya dedi bir iki kişi daha sokarız. Diyanet bütçesinden oraya aktarma yaparız. Kim? Biz zaten şeyi illere bırakmıştık bir sürü gürültülerle. Yani sınav yapıp da din görevlisi alım işini merkezi Ankara'da olurdu. Türkiye'nin dört bir tarafından yığılırdı insanlara Kocatepe'nin etrafına. Okullar kiralanırdı. Diyanetin müstahdemleri ne varıncaya kadar orada gözetmenlik yaparlardı. Böyle güya sözüm ona bir şey olurdu. Biz onu illere bıraktık. Kim hangi ile müracaat etmek istiyorsa, görev almak istiyorsa oraya gitsin. Bu sınavlar orada olsun. Diyanetten gerekirse yetkililer gider bir kişi orada da bulunur. Dünya yıkıldı. Tarikatlar ele geçirecekler, bilmem ne olacaklar falan. Dolayısıyla bu sosyal yardımlaşmayı güçlendirelim. Diyanet şunu yapsın. Gerekli sınavdan geçirsin, bir belge versin. O belgede desin ki din görevlisi olabilir gibi belge neyse. Onunla gitsin kişi hangi ile müracaat edilirse müftülüğe müracaat etsin. O heyet otursun bir mülakat yapsın. Desin ki ona şu camiye bir yıllığına şu maaşla buyur. Bir yılın sonunda adamın şeyi bitti. Tekrar istiyorsa müracaat eder. Ondan sonra bir bakılır zaten bilinir, araştırma yapılır. Bir sene boyunca ne yaptı? Cemaatiyle nasıl hemhal oldu? Başarı durumu nedir? Cemaat istiyor, istemiyor. Olur ki cemaat der ki tam biz bundan başka istemeyiz. O zaman o başarısının da ödül olarak biraz daha maaşını da ilave ederek tekrar bir şey. Bu daha sonra tabii bizim hükümetler döneminde de konuşuldu. Yani kamu görevi biraz da böyle olmalı. Biz Diyanet'te şimdi hiç o işi
yapamayacak insanları ne yapardık? Bir sürü şeylere bir yerden alır bir yere verirsin. Ya orasını beceremedi. Orada ne yapacak? Yok, başka yapacak bir şey yok. Görevden alamazsın. Bir insan kamu görevlisi oldu mu 25 sene mi? Kaç senedir? Eskiden öyleydi. Devlet teminatı altındadır. Hiç kimse bir şey yapamaz ona. İster görev yapar, ister başarılı olur, başarısız olur. Ya başarıyı ödüllendirmek lazım. Evet. Yani her alanda olması gereken şeydir bu. Ama o zaman biz bunu mesela böyle çok şey bir halde, ham halde konuşmuştuk. Ondan sonra yıllar sonra bu AK Parti dönemlerinde zannediyorum bir kısım alanlarda başladı ama tam bir yaygınlık kazanamadı. Bizim kamu yönetimi reformu çalışmamız vardı. O da tamamlanamamıştır. Yani bu öyle bir iştir ki size bir anekdot daha söyleyeyim. Biz evet. iktidar olduktan sonraki ilk işlerimizden birisi YÖK. Her iktidar YÖK yasasını değiştirmek üzere söz verir. Biz de yaptık o işi. Hemen başladı çalışmalar. Benim de YÖK'le ilgili tabii bir sürü bir geçmişim olduğu için bizi de oradayız. Ama orada işte milletvekillerinden oluşan şeyler. İçlerinde yardımcı doçent var, doçent var. Hepsinin bir derdi var. Birisi dilden sıkıntı çekmiş, o ona yöneliyor. Ya bir bütünlük içinde bakalım, edelim. Uğraş, 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 uğraş. Dediler ki bu olmuyor. Anayasa değiştirmek lazım. Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı değişikliğini beklemek lazım. Derken o dönem bitti. 2007'ye geldik. Seçim oldu. Tekrar döndük ama kimse YÖK'ten bahsettiği yok. Ya dedim bu YÖK işi vardı. Şimdi işte daha şey oldu, daha güçlü olduk bilmem ne olduk. Ya işte hocam bakarız ederiz falan. Sonradan anlaşıldı. O arada YÖK'te boşalmalar oluyor. O boşalmalara üye atanıyor. Orada şey sağlanınca ya bu YÖK de fena bir şey değilmiş. Ya YÖK aynı YÖK. Yani orada işte hakimiyet sağlayınca iş bitmiyor ki. Hala da aynı noktadayız. Yani bu kadar zaman geçti. Ali hocam da bunun sıkıntısını mutlaka çekiyordur. Yani yamaya yamaya, yamaya yamaya, böyle yama yama yama. Ya onun bir yani 82'de o dönemde çıkan YÖK yasasının bir şeyi var. Bir ruhu var. Yani o nedir? İşte hep bütün üniversiteleri aynı eşit seviyede tutan, her üniversitede hangi aynı şu bölümler olacak, bu bölüm olacak. Yani askeri bir şey. Çocuklara boş vakit kalmayacak. Sağla sola fazla uğraşmasınlar. Aradan bu kadar zaman geçti. Bir farklılık olur. Yani yok şimdi bir çerçeve yasa yaparsın. Üniversiteleri biraz serbest bırakırsın. İşte Ağrı'daki üniversiteyle İstanbul'daki aynı olmaz. Orada bir alan öne çıkar. Burada başka bir alan öne çıkar. Rekabet ortamı olur. Rekabetten de kalite çıkar. Bu bilinmeyecek bir şey değil. Bunu herkesin gördüğü bir şey. Ama hala biz aynı şeydeyiz. Bir de Diyanet'ten benzer bir şey söyleyeyim. Benim başkanlık dönemimde şeyden çok işte siyasetle Diyanet'in konumu da hep sıkıntılıdır. O zaman Refah Partisi zannediyorum. Diyanet'i çok eleştirirdi. Beni biraz şeyde tutarlardı. Çok fazla bana kişisel olarak ama kurumu eleştirdiğiniz zaman ben eleştiriliyorum demektir. İşte üç aşağı beş yukarı öyle böyle falan. Diyanet'i sanki böyle bir şey gibi. Sonra geldik 92'ye AK Parti, 2002'ye AK Parti iktidar oldu. O Refah Partisi'nin işte bir kanadından ayrılan arkadaşlarımız biliyorsunuz AK Parti geldi, iktidar olduk. Diyanet'te bir başını değiştirdik. Bir iki şey, ya Diyanet de güzelmiş noktasına geldi. Ya Diyanet gene aynı Diyanet yani. Değişen bir şey yok. Yani kurumlara bir hakim olunca oradaki bütün olumsuzluklar, eksiklikler ortadan kalkmıyor. Ama bu böyle bir şeydir. Yani hocam fazla... anayasa diyor ki yani bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak hizmet eder. Sonra da bir siyasi kimliğin hizmetini teslim ediyor. Veriyorsunuz. Yani bir iki şey orada da söylemek gerekirse yani gerçekten bu din siyaset din devlet ilişkisi zor bir ilişkidir. Bizim Batı dünyası çok bunun eziyetini çekti, sıkıntılarını çekti, dövüşler, kavgalar. Sonunda kendilerine göre bir ayrım yaptılar. Ayırdılar din bir tarafa, devlet bir tarafa, kilise bir tarafa. Kendilerine göre bir sistem buldular ama Batı'da onlarca laiklik anlayışı var, algısı var.
Bunların en şey olanı, katı olanı Fransızlarındır. Biz de onu tuttuk aldık. Başkası yokmuş gibi. Bir Anglo-Sakson usul var. Hiç böyle çok daha mülayim, çok daha şey. Neyse. İslam dünyasında bizde, şimdi biraz da oradan bir iki cümle söyleyip de bırakayım isterseniz. Bizde Peygamberimizin iki türlü bir görevi vardı. Birisi dini liderlik, rehberlik, birisi de siyasi, özellikle Medine döneminde. İşte ufak tefek bir devlet yapısı, iki yönlü bir şey. Ondan sonra Peygamberimizin vefatından sonra dört halife devri geliyor. Dört halifenin dördü de onların dini rehberlik, dini rehberlik derken yani onlar vahiye muhatap değillerdi. Sadece peygamberin yerine geçmiş oldular. Yani peygamberimizin bıraktığı o yönetim işinin başına gelmiş oldular. Kurumsal bir tarafı var hocam. Yani. Evet. O dönem öyle geçti. O dönemle ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. Alınganlık da göstermeyin. Biz dört halife dönemini, o dönemi kutsallaştırdık. Eleştiri dışında tuttuk. Halbuki o dönemde eleştirilecek o kadar çok şey var ki, örnek alınacak o kadar çok şey var ki. O dönemde Müslümanlar, peygamberin sohbetinde bulunmuş insanlar birbirinin kanına girdiler. İktidar uğruna. Cemel savaşları, Sıffin savaşları. Yani bu siyaset öyle bir şeydir ki, yeri geldiğinde ne onu tanır ne bunu tanır. Biz şimdi o dönemin bir eleştirisini yapıp da oradan bir siyaset teorisi üretebilseydik, bugün biraz daha söyleyecek sözümüz olabilirdi. Biz onu üretemedik. Üretemeyişimizin sebebi asıl oradan başlayacaktı. Orayı biz şey dışı tuttuk. Değerlendirme dışı. Evet, eleştiri dışı tuttuk, kutsallaştırdık. Ondan sonra da başladık dönmeye. Ne oldu ondan sonra? İşte Emevi geldi. Emevi ne yaptı? Gayrimeşru bir şekilde zoraki iktidara geldi, oturdu. Meşruiyetini temellendirmek için bir kısım dinin temel kavramlarının içini boşalttı. Kader. Kaderin içini boşalttı. Takdir-i ilahini başka türlü yaktı, kesti, biçti, astı vesaire. Allah takdir etmeseydi böyle olur muydu? Olmaz. Tamam. Hop. Sorumluluğu aşkın bir varlığa öteleyerek sırrı verdi. Siyaset biraz önce dedim ya, yani böyle sorumluluğu yükleyecek bir şeyden çok hoşlanır. Evet. Çünkü siyaset sıkıntılı bir iştir. Bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman onu nasıl ötelerim, nasıl oraya buraya atarım şeklinde bir arayışı olur. Evet. O zaman da siyaset yapılıyordu. Ve Emevi'den beri işte Türk, biraz uzattım belki, İnsan din mi? Devletin içinde yer almıştır. Kontrolünde olmuştur. Ondan sonraki bütün dönemlerde, hilafetlerde, Abbasilerde, orada burada, Osmanlı'da işte Şeyhülislamlık sistemin içinde yer alıyor. Fakat tabii Osmanlı'daki sistemle Cumhuriyet'teki sistemi bazen biz çok rahat karşılaştırıyoruz. Diyoruz ki aynı işte, orada Şeyhülislamlıktı, burada Diyanet oldu. Öyle değil. O kadar basit değil. Osmanlı'nın son döneminde şer'iye ve evkaf vekaleti vardı. Onun bir şer'iye tarafı vardı, bir de evkaf tarafı vardı. Bakanlar Kurulu'nda şer'iye ve evkaf vekili en önde gelirdi. Yani başbakandan sonra gelen bir konuma sahipti. Ağırlığı vardı. Vekalet bile edermiş. Cumhuriyet döneminde bu şer'iye 1924'te şer'iye ve evkaf vekaleti 3 tane temel kanun çıkıyor. 3 Mart 1924'te. Bir tanesi saltanat mensuplarının sınır dışına gönderilmesi kanunu. İkincisi şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Kaldırılıyor. Şer'iye tarafı Diyanet işleri reisliği oluyor o zamanki adıyla. Öbür tarafı da Vakıflar Umum Müdürlüğü oluyor. Üçüncüsü de Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Şimdi şer'iye ve evkaf vekaletini ayırıp da Diyanet'i biraz daha güdük bir hale getirmiştir sistem. Diyanete verilen görev dinin İnanç, ibadet, ahlak esasları ile ilgili toplumu aydınlatacaksınız. İşte mesacidi, cami, mescitleri biraz yöneteceksiniz. Türü bir görev verilmiştir. Yani çok büyük bir şey olmuştur. Seviye düşüklüğüne uğramıştır. Ve Osmanlı'da da Şeyhülislam, padişahlar Şeyhülislamlardan görüş alırlardı. Ama Şeyhülislam görüş verdiği zaman onun altına derdi ki benim işte görüşüm naçizane budur. Siz nasıl isterseniz öyle davranırsınız.
Bunun dışında padişah üzerinde otoritesi olan Şeyhülislam sayısı çok fazla değildir. Ebu Suud gibi, Zembilli, Ali Cemali gibi. Bunlar hem padişahların üzerine büyük otoritesi olan kişiler, istedikleri gibi şey verirlerdi ama padişah onların verdiği fetvaya uymak zorunda değildi. Uyardı, uymazdı. Çünkü Osmanlı'da iki türlü hukuk vardı. Bir şer'i hukuk var. Belli konularda işte daha çok medeni hukuk alanının ilgilenen konularda. Bir de örfi hukuk var. Örfi hukuk nedir? Padişahın ortaya koyduğu kanunnamelerdir. O da hukuktur, öbürü de hukuktur. Onun için Osmanlı işte teokratik bir devlet miydi, şer'i bir devlet miydi? Böyle bir sürü tartışmalar olur. Hiçbirisinin aslı astarı yoktur, anlamı yoktur. Osmanlı kendi nevi şahsına münhasır bir yapısı vardı. Dolayısıyla din her zaman devletin içinde yer almıştır bizim İslam kültüründe. Yani bizde ruhban sınıfı diye bir sınıf, devletin dışında, devletle itişip kakışan bir sınıf hiçbir zaman olmamıştır. Batı toplumu laikliğe giderken bir sürü safhalardan geçmiştir. Mücadeleler olmuştur. Bir sınıfı, burjuva sınıfı çıkmıştır ortaya. İşte buharlı gemi icat ettiler, ticaret yaptılar. Onlar durup bakalım dediler, siz dövüşüp kavga edip duruyorsunuz. Biz de varız burada, biz para kazanacağız. Öyle böyle oturdular, işte uğraştılar, çalıştılar. Kendine göre bir din-devlet ayrımı ortaya koydular. Bizde bu safhalar geçilmedi. Biz böyle direkt olarak 1924'te laiklik daha sonra girdi. Hı. Laiklik bizde Türkiye Cumhuriyeti sosyal bilmem ne laik bir devlettir dedik. Tamam da onu Batı oraya gelinceye kadar bir sürü merhalelerden geçti. Onu özümsedi, içselleştirdi. Biz onlarınkini alıp getirip koyduk buraya. Biz de öyle olalım dedik. Öyle olmuyor. Biraz önce söylediğimiz gibi böyle tepeden bir şey ortaya koymakla olmuyor. O sıkıntıları, o süreçleri yaşamadan bir yere vardığınız zaman işte çarpık bir şey çıkıyor ortaya. Hala bizim en tartışmalı konularımızın başındadır bu din, devlet, siyaset ilişkileri. Bugün tabii çok daha farklı bir noktadayız. Farklı uygulamalarımız var. Bugünden geriye dönüp baktığımız zaman tabii ki olumlu anlamda birçok mesafe alınmıştır ama bu sorun bitmiş değildir, bitecek de değildir. Her zaman tartışmalı bir konudur. Hala günümüzde Diyanet bu kadar işte farklı siyasi bir anlayış var ama Diyanet'in konumu aynıdır. Ne oldu Diyanet'te? Protokolü biraz daha şey olmuştur. Yükselmiş. Öne çekilmiştir. Ama ne kadar çekersin çek, bir sahneyi size söyleyip bu faslı da kapatayım. Televizyonda bir gün rastladı, bakıyorum İstanbul'da 3. köprü açılışı. Devlet erkanı dizilmiş, işte konuşmalar yapılıyor falan. Sonunda bir dua faslı olacak. Birden o zamanki başkanımız Mehmet Görmez oraya çıktı, bir dua yaptı. Sonra gene çekildi, gene o resim eskisi gibi oldu. Allah Allah ya, nasıl üzüldüm. Sonra da başkanımıza da sordum. Dedim ya, yani oraya gittin madem, sen baştan beri orada olacaktın. Ondan sonra duadan sonra da orada olacaktın. Dağıldığı zaman dağılınacaktı. Ama işte öyle bir şeydir ki orada insanlar böyle orada yer kapmak için falan çok hevesli olunca biz kenara çekiliyoruz dedi. İnsanlar orayı dolduruveriyorlar. Siyasette yer kapma işi öyle bir şeydir ki orada protokol falan yoktur. Anlatılır, siyasiler oturmuşlar, siyasi bir toplantı, İstiklal Marşı söylenecek. Kalkıyorlar, söylüyorlar, ondan sonra oturuyor adam birinin kucağına. Hemen birisi oraya yerleşiyor. Boşluk kaldırmaz. Kim bir şey bulursa gider oturur orada. Öyle veya böyle. Yani ne kadar gelişme olursa olsun, işte bir yerde böyle duruyor yani. Ne kadar protokolü üstte olursa olsun, kamu görevlisidir. Nedir şimdi statüsü? Bilmem Ali Hocam, müsteşarlık seviyesi midir nedir? İşte bir şeydir yani, belli bir bir şekil bir statü biçilmiştir ama daha itibar ediliyor. O artık Türkleri karar veriyor. Evet. Ama daha itibar ediliyor devlet nezdinde. İşte bir yere gittiği zaman biz mesela o dönemlerde benim görev yaptığım dönemde Ankara protokolünde Diyanet İşleri Başkanı 50. sıralardaydı. Bir zaman bize işte soru sordular. Bize değil de devlet bakanına soru sordular. Diyanet İşleri Başkanı niye cübbesiyle sarığıyla dolaşmıyor? Ya bizim cübbenin sarığında bir
şey yoktu o zaman, öyle fazla bir tantanalı bir şey değildi. Normal siyah, herkesin giydiği bir cübbeydi. Şimdi biraz daha mutantan, böyle işlemeli falan, daha şey bir şekli var. Bakan da bize, ben cevap vereceğim buna, ne diyeyim diye soruyor. Biz de veriyorduk cevabını. Protokolün 52. sırasında bu kisveyle ben orada bulunmam. Dolayısıyla sivil olarak giderim. Görüntü verirken televizyona da işte onu giyerdik. Sanki çok önemli bir şeymiş. Onu giydiğin zaman başka bir şey olacakmış gibi. Yani bu din-devlet ilişkileri sıkıntılı bir iştir. Siyaset ilişkileri sıkıntılıdır. Eskiden de sıkıntılıydı, şimdi de sıkıntılı. Bunlar bitmez. Çünkü çok farklı şey. Özellikle biz Batı ülkelerine de benzemiyoruz. Bizim din anlayışımız, algımız farklıdır. Onun için bu tartışmalar hep devam eder. Çok da yadırgamamak lazım. Ama önemli olan iyi niyetle tartışmak. Tartıştıkça daha belki iyiye doğru gider. Hocam izninizle sorulara geçeceğim. Tabii tabii, çok da uzattık ya. Buyurun. İsmail Bey, var mı bir sorunuz? Olmaz mı? Bir tanesinden başlayalım. Şimdi hocam, laik konusunu son cümlemizde hep laikliğe değindik hep. Bu laikliğe değinirken dinin devletten korunması ya da toplumun dinden korunması gibi sizin başkanlığınızda manşetlere düşen çok o şeyler var. Kitabınızda da bahsetmişsiniz. En büyük manşetlerden bir tanesi din işleri cemaatlere bırakılmadı. Bu bayağı da bir şey oldu. Sonra da malumunuz bir FETÖ olayı yaşadık. Bu cemaatlere din işinin bırakılması günümüzde de yine çok arkada Ali Hocam da var. Çok şeyler dönüyor. Dinin cemaatlere bırakılması, bu görüşünüzü hala ne derece savunuyorsunuz? Şimdi o zamanki benim söylediğim o değildi. Yani bu basın, şimdi bu Fikret Bila ile bir mülakat yapıyoruz. Oradan buradan sonra lafı getirdi laikliğe. Ben de dedim ki Türkiye batılı anlamda laik bir ülke değil. Batılı anlamda laik bir ülke olması için dinin devletin dışına çıkması lazım. Sivil bir alana gitmesi lazım. Cemaatleri şuraya buraya gitmesi lazım. Ki şey olsun, batılı anlamdaki gibi bir laiklik olsun. Belki o bu tanım da tam bir doğru bir tanım değil ama o zamanki ifadem o. Yani cemaatlere verelim anlamında değil. Batılı anlamda laik değil. Öyle olabilmesi için şöyle olması lazım gibi bir şey. Ama onu aldı o. Türkiye batılı anlamdayı çıkardı. Türkiye laik değil diye logonun üzerine böyle şak diye manşeti attı ertesi günü. Ortalık karıştı birbirine. Liderler beyanatlar veriyorlar. Köşe yazarları kalktılar ortaya. Bilmem ne. Bizim bir kısım bizi seven, o zamanki bir kısım bakan arkadaşlar, hocam bir düzeltme yapsanız. Ya ne düzeltme yapayım? Benim orada zaten yazıyor şeyin altında. Lafım da o değil. Türkiye layık değil demedim ki. Batılı anlamda layık değil. Bir altını okusan göreceksin. Altında onu yazıyor. Ama bu gazetecilik o şey işte. Yukarıda öyle yazacak ki. Manşet olsun. Aynı gün, o manşetin çıktığı gün Yıldırım Bey Başbakan Aydın'da ziyaretler yapıyor. Rahmetli abim de Aydın valisi. Şimdi yolcuya derken vali bey vilayetin önünde gazeteci de gelip efendim diyorlar, aha böyle. Allah bak, laik yahu demiş, nasıl değil. Sonra ben Ankara'dan ayrılırken laikti gibi bir şey demiş ama o şeye kaçmamış. Basına düşmemiş. Yolcu ettikten sonra rahmetli aradı, dedi ki ya böyle böyle. Ne yapalım? Öyle öyle zaten ortalık şey. Aldı başını gidiyor. Sonra ondan 3-5 gün sonra rahmetli Özal'la bir şeyimiz vardı. Bir başka bir şey için randevumuz vardı. Benim bütün şeyim bu, nasıl acaba ne diyecek? Gittik o işi hallettik. Dedi ki beyanatını okudum dedi. Devam dedi. O rahmetli, yani bunları tartışmak lazım derdi. Tartışmaktan bir şey çıkmaz. Hatta bir ara bu federasyon işleri, onu da tartışalım. Hayda bu federasyon istiyor diye aldı yürüdüler falan. Onun biliyorsunuz 3 tane din, vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti, fikir hürriyeti. 3 tane şey vardı. Hakikaten gerçekten bunlar toplumu toplum yapan şeyler. Yani bu hürriyetler gelişmedikçe toplumların şeyi çok zor. Dolayısıyla ben o dönemde söylemek istediğim, bunu bırakalım, cemaatlere verelim değildi. Bir mukayese sonucu, hani bazılarının üzerine laf yapışır ya, işte rahmetli Özal'ın üzerine de işte federasyonu tartışalım deyince, vay bu federasyon istiyor dedikleri gibi bir şey.
cemaatlerin tabii ki bir fonksiyonu var ama bugünkü cemaatlerin, şimdi oraya fazla girmeyelim, yani cemaatlerin hali malum. Peki cemaatlere Diyanet'in ağabey otorite olmasını öneriyorsunuz. Diyanet şu anda ağabey otorite pozisyonunda mı? Benim şimdi o döneme bakın, o dönem ben Diyanet devraldığım zaman Diyanet'in bu işte cemaat tarikatlarla bir meydan savaşından devraldım. Daha böyle nasıl bir düşmanlık, nasıl böyle bir şey. Ondan sonra biz baktık ya bu rahmetli Özal, o zaman siyaset başbakan, böyle yapıyor. Neydi o? Ya biz işte sağcısı, solcusu, İslamcısı, bilmem şucusu, biz aynı toplumuz. Böyle kenetlenelim, bir araya gelelim. Allah Allah, ya bunlar siyaseten bunu yapıyorlar da bize ne oluyor? Şimdi bunları bazen konuşurken ben de tam şeyi oturtamıyorum. Yani hemen bu Fethullahçılık bilmem ne çıkıyor ortaya. Ya o zaman öyle bir şey yok. Cemaatler, bir sürü cemaatler var. Biz de dedik ya bu Diyanet sizin de Diyanetinizdir. Özellikle Süleymancılara. En şey mücadele onlarla olmuştu. Toplumun bir gerçeği hocam. Evet. Burası sizin de mekanınız. Buraya Süleymancılardan bazıları, bir kısımları geldi Diyanet'e, hüngür hüngür ağladılar. Biz buralara girdik. Ya niye girmeyeceksiniz? Burası sizin. Biz de o zaman diyorduk ki ya Diyanet bu toplumun işte dini anlamda rehberlik yapacak ya. Böyle tarikat cemaat işleri de var. Bunlar da bu ülkenin bir gerçeği. Dolayısıyla biz onların üzerine bir şemsiye gibi, yanlış yaptıkları zaman şşt, orası öyle değil, böyle diyecek. Şura meşveret. Yani onların bir kısım yanlış şeylerini ikaz edecek, düzeltecek. Onları koruyup kollayacak bir yapıda olmalı. Yani bir bütünlüğü böyle sağlamamız şeklinde bir düşünce mi? Cemaatlerden bir şura, meşveret toplumu yapılabilir mi? Komisyon kurulabilir mi? Buna Türkiye'deki cemaatler girer mi? Uygun mu? Şimdiki hali de soruyorsunuz herhalde. O zaman geçmiş ya da şimdiki hali. Günümüze uyarlamamız lazım. Çünkü sizin bir şeyiniz var, tabiriniz var hani. Devlette devamiyet esastır. Devlete görev yapanlar, az önce de söylediniz, bir rapor vermelidir. Peki devlet bir rapor veriyor mu göreve başlayanlara? Bir bilinmesi gereken prensiplerine göre bir şey çiziyor mu? Yok yok, ben onu biraz daha açayım o zaman. Bu devlete rapor verme işini ben siyaset yaparken bir yasa maddesine bağlamak istedim. İki maddelik bir şey hazırladım. Şuydu, devletin belli kademelerinde görev yapan insanlar, o artık belirlenir. İşte müsteşardır, validir, bilmem nedir. Görevlerini devrettikleri zaman devlete görev dönemleriyle ilgili bir döküm sunarlar gibi bir şey. Evet. Bu şunu sağlayacaktı. Yani her makama gelen kişi ayrıldıktan sonra devlete bir hesap vereceğinin bilincinde olsun. Ona göre çalışsın. Ben sonunda bir rapor hazırlayacağım. Hazırlayacağın şey de tutarlı olacak. Derli toplu olacak. O şeyle çalışır. Bir, ikincisi yeni gelen adam alır eskiye, onun üzerine bir şeyler bina etmeye çalışır. Böyle 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 gider. Bizde öyle olmaz. Bizde yeni gelen eskiye bir çarpı çeker. Üç mektup bırakır. Sıfırdan başlar. Ya çarpı çekme, orada düzgün şeyler yok mu hiç? Yani. Vardır mutlaka, ararsan bulursun. Ya da üç mektup bırakır, bilirsiniz o hikayeyi. Sen kendi rengini, kendi tonunu ver. O senin hakkın, o göreve geldin. Ama eskiyi tamamen yok sayarsan, yani baştan sona yanlışsa yok sayarsın, ama öyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey mi olur? Yani baştan sona yanlış mı olur? Bir adam baştan sona yanlış mı yapar? Dolayısıyla onu ben başaramadım. Bana dediler ki işte efendim bu Sayıştay zaten bakıyor da, ya benim dediğim Sayıştay işi falan değil. Oradan buradan sonra 2007 geldi. Ondan sonra bakanlık işleri daldı. Bir daha da uğraşamadım o işle. Orada başarılı olamadım. Yani bu devlete hesap verme işi. Evet. Farklı bir şey. Yürümedi diyorsunuz. Yürümedi. Aslında devletin peki bilinmesi gereken prensiplerine göre göreve başlayanlara bir şey çiziyor mu? Hiçbir şey çizmez. O kadar öğrenciliğinizden itibaren. Makamı verir sana, ondan sonra sen onu istediğin gibi yaparsın. Ne hesap soran olur, ne hesap veren olur. Yani bir yolsuzluk bir şey olduğu zaman, bir ihbarlar olduğu zaman işte bakılır, edilir falan. Cemaatlerin geçelim. Peki cuma hutbelerine sizin zamanınızda merkezden karşısınız. Hatta diyorsunuz ki din görevlileri bulunduğu yerde, bulunduğu mekanda, merkezdeki gözlemle, bölgesine göre tespitlere göre bir şeyler söylemesi lazım. Aynen. Diyorsunuz. Doğru. Şu anda merkezden hutbeler yayınlanıyor. Şimdi, ve din görevlilerimizin böyle bir şeye dönülmüş olsa
Küçük yerlerde belki idare edebilir de büyük yerlerde böyle bir şey mümkün mü? Şimdi şöyle, bu hutbe işi hakikaten bir karmaşık bir iştir. Çok zor bir şeydir. Yani orada da bahsettim. Bana göre hutbe, yani görevlinin köyde, kasabada, mahallede neyse bir cemaati vardır onun, bir hinterlandı vardır. O bir haftalık, bir hafta boyunca gözlem yapar, bakar sağa sola ve cemaatine vereceği, cuma günü cemaatine vereceği mesajı oluşturur. Ve bu da çok pratik bir şey olur. İnsanın kafasına böyle, kafasında yer edecek bir şey olur. E şimdi bir ayet, bir hadis yorumu yaparsın, tamam da çıktığı zaman adama sorur ki ne dedi hoca? Ya işte güzel şeylerden bahsettim. Halbuki daha somut, mesela şimdi böyle büyük şehirlerde giriyorsunuz bir park yerine, park sıkıntısı var. Adam bakmışsın iki tane böyle yan gelmiş, iki tane aracın şeyini işgal etmiş. Bunu al cemaatine de ki ya bu böyle yapılıyor bazen. Bu doğru bir şey değil. Bu kul hakkıdır. Başkasının hakkını gasp etmektir. İnsanlar sıkıntı çekiyor bir yer bulmak için. Sen bunu düzgün koy. Düzgün koymazsan kul hakkını biz çok şey anlatıyoruz bu topluma. Yani birinin efendim bir şeysini görmeden alıp gitmek. Esas kul hakkı o kolay bir haktır. Gidersin adamla helalleşirsin. Geçer gider ama esas özellikle kamu işi yapan insanların o yaptıkları işin hakkını verememeli halinde ondan olumsuz etkilenen insanların hakkı doğar onun üzerine. Evet. Onun için liyakat, ehliyet, bizim dinimiz onun için liyakat, ehliyeti. Bunlar bu prensipler puzzle gibi birbirine geçtiği zaman sistem oturur. Liyakat, ehliyet onun için ortaya konmuştur. Yani hutbeyi böyle insanların kafasında yer edecek pratik bir şeyi kısa bir süre içinde topluma vermektir. Ama bunun için gözlemci olacaksın. İşte bizim o din görevlerini eğitelimden kastımız da odur. Yani biraz sosyolojik, psikolojik bir nosyon alsın, gözlem kabiliyeti alsın. Bunları yapabilsin. Yoksa öbür türlü başka işlere dalıyor. Başka sorular var, sıkıştırılır. Başka soru sorulanlar var. Hocam şimdi bir saniye. Bir dış işleriyle ilgili bir sorum var hocam. Öğrenciliğiniz Paris'teki yaşadığınız olay var. Sonra bakanlığınızdaki TİKA ile ilgili olaylar var. Ve İsmail abi çok bu konuda dış işlerini... Sadece burada değil, dışişleri ilgili çok problem yaşanıyor. Zaman zaman hep okuyoruz. Dış işlerimiz milli mi size göre? Alacağım. Çok zorluk çıkarıyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız, Osmanlı'nın son dönemlerinde bir yenileşme, modernleşme hareketleri falan başlandı. İşte Tanzimat hareketleri, ıslahat hareketleri vesaire falan. Dışişleri orada, Dışişleri Bakanlığı çabuk mobilize olmuş bir bakanlıktır. Yani dışarıda çalışmış elemanlar, dil bilen, bilmem ne bilen, yani ağırlığı olan bir bakanlıktır. Dolayısıyla devletin her kademesini etkilemiş bir bakanlıktır. Öyle bir, yani dışları sanki kendi içinde müstakil bir, bağımsız bir bakanlık gibidir. Biz iktidar olduktan epey bir müddet sonra Abdullah Gül Dışişleri Bakanımızdı. Bir gün bir kahvaltıya davet etmişti bizi, onunla işte konuşamıyoruz, görüşemiyoruz diye oturduk, konuştuk. Ben aynı soruyu sordum ona, yani bu dışişlerinden hep şikayet ederiz. Şimdi durumumuz ne? İşte düzeliyor falan demişti. Yani alınan elemanlar vesaire falan. Şimdi herhalde biraz daha farklı bir konumdadır ama hep aynı ağırlığını gene devam ettirir. Millidir diyorsunuz. Milli ve yerlidir. Evet öyledir yani ne bileyim. Peki, yani. Peki tamam. Vallahi, son tamam, bir soru. Son yok, son yok İsmail abi. Son İsmail bir soru. Son bir soru. Hayır son abi. Son İsmail hayır. Abi. Bir saniye son bir sorum var. Ondan önce bir duyuru yapayım müsaadenle. 34 BKL 021 acil olursa arabasını çekebilirse. Hocam son bir sorum. Kamuoyunun her şeye inanılmaz ölçüde iyi dikkatli bir şekilde takip ettiğini söylüyorsunuz kamuoyunun. Buna ben de inanıyorum. Kamuoyunun her şeyi çok iyi, dikkatli bir şekilde takip ettiğini tabii. Ve hesap sorabildiğini söylüyorsun. Buna ben de inanıyorum. Hesap sorması... Siyasetin de yarı şamata, yarı tantana üzerine kurulu diyorsunuz kitabınızda. Öyledir. Bu samimiyetsizlik hala devam ediyor mu siyasette? Ya siyaset... Şimdi siyaset yaparken sizi götürürler esnaf ziyaretleri vesaire falan. Arkanıza takarlar 10-15 kişi. Gençlik kolları, kadın kolları, o kolları, bu kolları, bilmem ne kolları, birinin elinde şeyler. Burada yapan arkadaşlar vardır. Ama ne yapar onlar? Götürürler sizi bir iş yerin oraya. İşte milletvekili adayımız falan atarlar sizi içeri, geçer gelir dışarıya. Hadi buyur sen şimdi orada şey yap. E peki nedir? Arkamızda niye bunlar dolaşıyor? Ya, bir hava verecek. Vekil adayımız geliyor. İşte arkadan gelecek, önden gidecek. Biraz da şeyli olursa daha iyi olur. E öyle siyasetin şeyi öyle.
böyle sessiz sedasız bu şey siyasete pek gelmez. Tevazu. Böyle biraz esip gürleyeceksin ki sen böyle güçlü şey görsünler seni. Arkanda çok kişi olacak ki bu güçlü bunlar. Biz bir ara şeyle beraber Allah selamet versin Zafer Çağlayan'la aynı bölgede ikinci dönem aday oldu. Beraber bir ilçeye gittik. Toplantı böyle insanlar oturmuş. Biz de oturduk onların karşısına. Biz çıkardık cebimizden işte notlarımızı. Konuşacağız, görüşeceğiz. Zafer Bey bir işaret etti. Birisi koştu geldi önüne kağıtlar koydu. Bir daha bir işaret etti. Birisi geldi gözünü aldı öbürünü verdi. Böyle yan gözle baktık biz. Bizim kağıt cebimizde, kalem cebimizde, gözlüğümüz yanımızda. İşte bu bir hava işidir. O havayı oluşturan etkiliyor insanlar işte siyaset evet, böyle bir şey. Bir şey. Hocam kitabın en tatlı yerini anlatmadınız. Hangisi Ali hocam? Dolmuş hikaye. Dolmuş hikaye. Bayrama giderken. Onu, evet. Yani başkanlık dönemimde de öyleydi. Yani ne postane ne hastane, hiçbir tarafa hastane Allah düşünmesin de işte sağa sola alışverişe falan girip çıkamıyorsunuz. Bakanlıkta da öyleydi. Bir hengame, bir tantana işte bu alayış valayış falan arkanızda hele bakan bir önde bir arkada arabalar oralar buralar falan yanar söner bir şeyler. Ben bazen hafta sonları kendi başıma kaldığım zaman araç istemezdim. Giderdim taksi durağından, oturduğum yerden. Biner sitelere, orada eşe dosta bir yerlere giderdim. Taksiciler tanırlar efendim siz işte bilmem evet. Arabaya binmediniz de binmedim çünkü araba bugün var yarın yok. İşte yavaş yavaş şey yapalım alışalım arada bir işte günlük hayata falan. İşte ben bunu şeye, durakta anlatacağım. Ya kardeşim anlatacak bir şey yok. Yani pişman olursun şeye. İndiniz. Bakanlık değil de başkanlık dönemimdeydi Ali hocamın dediği. İşte gene aynı usul. Bitti bir gün, bir cuma akşamı üzerimizden yükü verdik, teslim ettik. Cumartesi sabah kalktım, ya ben ne yapayım şimdi? Dedim bir şeye gideyim, Hacı Bayram'a çok, o eski Hacı Bayram'a, orada çaycılar olurdu, kitapçılar olurdu. Çok gider gelirdim oraya. Allah rahmet etsin. Emin Acar'ı, Emin abiyi çok severdim ben. Tanıyanız, bileniniz var mıdır bilmem, evet. O da çok severdi beni, çok görüşürdük, ona uğrardım falan. Dedim gideyim şuraya. Taksiye dedim binmeyeyim ama burada dolmuş vardı acaba var mı yok mu derken oradan geldi bir oluş dolmuş. Hemen daldım içeri. Oturdum ama sanki böyle herkes bana bakıyor abi kimsenin aldırdığı yok. Biraz sonra arkadan birisi... Bakan mısınız başkan? Yok başkanlıktan ayrıldıktan sonra. Ayrıldıktan sonra? Ayrıldığımın ertesi günü. Cuma günü ayrıldım akşam. Cumartesi bir gideyim oralara diye hem gideyim bir namaz kılayım Hacı Bayram'da bir şükredeyim. Arkadan birisi pat diye omzuma vurunca aha dedim. Ver şunu dedi. Bir para verdi. Aldım parayı elime. Böyle oluyordu. Ben de öndekine şunu da verir misin? Kendiminkini de kattım. Devreye girdim. Böyle yapıyorduk zaten. Unutmuşuz. Bir hatırlatma oldu. Yani nerelere binersen bin dönüp geleceğin yer yine o herkesin girdiği sıradır. Onun için bir yere oturduğu zaman bir makam sahibinin bir gün oradan kalkacağını hep düşünmesi lazım. Öyle yaparsa daha iyi olur. Hem çok büyük şeye uğramamış olur, hayal kırıklığına. Bazen o havaya çok kaptıranlar olur kendisini. Onun da normal hayata intibakı da çok zor olur. Hiçbir anlamı yok. O bir dönemdir. Olur, biter. Ondan sonra sen de normal, sade bir insan gibi olursun. Evet, başka sorusu, önerisi? Buyurun. Şimdi abinizle beraber bu müktesebatı inşa ettiğiniz bir çocukluk, gençlik, bir aile hayatınız var. Bir anneniz, babanız var. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlemizin geçmişine. Yani nasıl bir aile hayatı yaşadınız ki devlet umuru görecek iki kardeş çıktı, bu millete, memlekete hizmet ettiler bunlar. Anneniz, babanız nasıl davranırdı? Sizi nasıl disiplin ettiler? Ne zaman kalkardınız? Ne zaman kahvaltıya nasıl otururdunuz? Ne zaman yani nasıl bir atmosferde yetiştiniz? Onu merak ettim. Yani aynı herkesin sizlerin yaşadığı atmosferi biz
Ben doğduğum yerden ayrıldığım zaman 5-6 yaşlarındaydım. Okula başlamamıştım. Rahmetli abim 1-2 sene okul okumuştu. Babam bize oradan uğraştı, o çabaladı, etti falan. Medrese eğitimliydi. Müftülük sınavlarını kazandı. Milas'a, Muğla'nın Milas'ına. Trabzon orada, öbürü burada, öbürü ta burada. Bir uçtan bir uca. Gittik oralarda serildik kaldık. İntibak edemedik falan. Sonra yavaş yavaş tutunduk. Babam bir çok işte mütevazi bir devlet memuru, müftünün aldığı verdiği nedir ki? Öyle kahvaltımız vesairemiz falan böyle işte neyse bir orta halli bir babamın şeyi vardı, bir otoriter bir yapısı vardı ama bize hiçbir zaman böyle şey yoktu. Her yaz bir iki sefer Kur'an'ı hatmettirirdi bize. Namaz konusunda çok şey olurdu. Çok fazla üstüne düşünce de insan bazen kaçamak yapıyor. O da farklı bir şey. Çok şey yapmazdı bize. Yani bir baskı uygulamazdı ama babam değişik bir insandı. Orada da şeyleri var. Duruşu olan birisiydi. Dik dururdu. Hiç eğilip bükülmezdi. Ne biliyorsa onu şak diye söylerdi. Kimsenin hatırına binaen laf etmezdi. O bir üslup, bir tavır. O dönem hocam hatta şey var, bu Menderes'in idamına karşı bir protesto çekmesi var. Aynen, telgraf için postaneye gidiyor. O zaman şeyde, işte müftü gene, postanedekiler şaşırıp kalıyorlar. Yani Menderes'in idamını protesto için telgraf çekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'na neresiyse. Onlara diyor, size ne, ben çekiyorum, benim ismim var burada, çekin mekin falan diye böyle herkes dağıldı diyor oradan. O dönem açığa alınmıştı şeyden sonra, ihtilalden sonra herhangi bir şey yoktu. Siyasi bir tavır da olmazdı. Ama o dönemler öyle dönemlerdi. Onu işte şikayet ettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler. O şehirlerde parklar vardır. Çay içilir orada. Gider orada otururmuş, hiç kimse yanına yanaşmıyor. Böyle sokakta gören selam verip oradan geçiyor. Böyle otururmuş bak tek başına. Onları hep biz de yaşadık, anlatırdı. Bazen biz de götürürdü çocuk halimizle. Etrafı hep şey olurdu, çevrilirdi. Herkes çekildi gitti. Böyle bir şey, bizim insanımız, Türk milleti, Türk insanı söylenir de söylemez. Vidi 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 söyle, herkes söyle. Söylenmek dedikodudur. Evet. Söylemek gidip bir şeyde bir şey söylemektir. Annem ev hanımıydı. Okuması yazması olmayan, Allah rahmet eylesin hepsine. Böyle normal bir aile hayatı. Yani hocam hatta bir kitabınızda yazıyorsunuz yine. Radyonun önünden geçerken tevazuyla geçermiş, başkasının sesi geliyor diye. Annesi öyle bir tevazuya sahip. Babası da hocam yine Diyanet müfettişleriyle olan bir vakası var. Yani yapbozu birleştirme bakımından söylüyorum bunu. Müfettiş deyince böyle şey olurdu. Çünkü iyi bir şey vardı. Yani hitabeti çok güçlüydü. Bir yere girdiği zaman herkes tanınma, bu kim acaba derdi böyle. Diyanetten bir müfettiş elinde çantalar. Onları görünce böyle şey dönerdi zaten. Ne? Yeni mezun olmuş gençler. Gelmiş müfettiş işte, selam aleyküm, ben Diyanet müfettişi, otur. O ara bir vatandaş geliyor. İşte hocam bir şey soracağım. Sor bakalım diyor. Soruyor bir şey. Hadi bakayım cevap ver müfettişe. Hocam siz buyurun, estağfurullah falan. Ulan tabii ben buyuracağım. Sen ne biliyorsun da buyuracaksın? Elbette ben buyuracağım diyor. İşte söylüyor söyleyeceğini. Ondan sonra bunları nereden anladık? Bir görevden şey, sağa sola tayin oldu. Bir kaymakamı vardı. Çok severdi onu. Hocam dedi, olmaz böyle haksızlık. Bunu dedi dava. Kendisi yazmış dava dilekçesini, göndermiş şeye. Danıştay'a intikal etti. Oradan beni aradı. Oğlum dedi, bu kaymakam dedi, rahat durma dedi. Bu gönderdi oralara falan. Ondan sonra ısrar edip duruyor. Bir bak bakalım orada. Ben de Danıştay'da tetkik hakimi vardı o zaman. Hüseyin Karakollukçu. Sonra Danıştay başkanı oldu. Belki bileniniz vardır. Ben üniversitede asistanım. Gittik Danıştay'a, dosyasını çıkarmış, bakmış arkadaşım. Dedi ki, hocam bunun hiç tutulur tarafı yok. Bu müfettiş raporları baştan sona şey. Yok, tabii baştan sona şey olacak. Ona fırçayı çek, buna bilmem ne çek, başka nasıl olacak? Evet, başka sorusu, katkısı olan varsa. Buyurun. Sonra geleceğim size. Buyurun hocam.
Hocam güncel bir mesele. Diyanet'te 9500 tane personel alımı gündemde. Onayı da çıktı zannediyorum. Tabii yine en önemli sıkıntı burada şu. Nitelikli personeli nasıl alacak Diyanet veyahut da mevcut olan personeli nasıl yetiştirecek? İkincisi de tabii şu anki ortamda gerçekten de cemaatler veya medyatik hocalar halen daha ortalığı bulandırmaya devam ediyorlar. Buna kimi zamanda ilahiyatteki hocalarımıza katkı sağlıyor. Din adamları neden toplumu birleştirici veya ufkun açıcı bir manzara sergilemez de daha çok yangına körükle gitmeye çalışır? İkincisi, hala da tarım toplumundaki fetvaları vermeye devam ediyoruz. Neden geleceğe, hatta günümüzdeki problemleri çözmek gibi bir derdimiz yoktur? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim bunları? Hepinizden söylediniz hocam. Evet, hepsinin soruların içinde cevapları da var aslında. İma yolu hepsi var. Diyanet 9500 personel hayırlı olsun alır. Yani bilmiyorum, kendi şeylerine göre yapar, alırlar. Şimdi şey çok, yani okullar çok oldu artık, mezunlar kaliteleri nedir, nasıldır ama görevlerini nasıl daha nitelikli hale gelir? İşte biz kendi dönemimizde bir çaba gösterdik. Onlar devam ederek giderdi. Gitmesi lazım. Ama işte dediğim gibi bizde devamlılık bir değişik anlaşılır. Her gelen eskiye bir çarpı çeker. Ya aynı iktidar içinde bir düzenleme, mesela bakanlar kurulu değişir. O değişen bakanlıkta sanki iktidar değişikliği gibi algılanır. Hemen tekrar onlar karılır, atılır, onlar gelir, bilmem bunlar gider falan. Halbuki sorun yok hocam, devam edin. Devam edin, sorun yok hocam. Şuraya koymuştuk onu. Bu da bize has bir tavır. Halbuki yani aynı şeyin kadronun insanları, yani biri gider biri gelir. Ama öyle olmuyor bizde. Bir çarpı çizeriz biraz önce söylediğimiz gibi. Onları yok sayarız, yeniden başlarız. Öyle değil. O kadar medyatik hocalar, cemaatler bunlar için çok fazla hepimizin önünde cereyan ediyor. Biliyorsunuz ne olduğunu. Hocaların bir kısmı da bu ekranın şeyine katılıyorlar, şehvetine de kapılabiliyorlar. Hepsi boş sonunda. Şimdi öbür konu ile ilgili söyleyecek çok şey vardır. Biz şimdi nasıl diyeyim? Bizim din algımız, din anlayışımız önemli bir sapmaya uğramıştır. Bir mecra sapmasına uğradık biz. Emevi'den beri böyle gelir bu. Yani insanı değersizleştiren, hiçbir anlam ifade etmeyen, böyle silik, pörsük bir hale getiren bir anlayışımız var. Kaderci, tevekkül içinde, işte inşallah düzelir, maşallah düzelir, böyle kafayı da eğince böyle mahviyetkar bir şekilde, hiç alakası yok. Müslüman adam kişilikli olur, şahsiyetli olur. Allah insana öyle bir değer veriyor ki o değerin hakkını verebilmek lazım. Kendi eylemini yapan insan, yaptığı eylemin hesabını verecek olan insan, böyle yapıda olan bir insan pozitif bir insan olur. Haksızlık karşısında susmaz, olumlu bir şeyler yapmaya çalışır, yanlışı düzeltmeye çalışır. Böyle bir halimiz yok. Biz yanlış bir zeminde doğru arıyoruz. Onun için çok zor. Yani fetvasında bilmem nesinde ona göre insanlar diyor. Mevcut o yanlış zemin üzerine bir şeyler söyleniyor. Halbuki şeyimiz bozuk. Yani temelimiz bozuk. Yani gelişimiz biraz sıkıntılı. Bir şey nereden bozulduysa oradan dönüp düzeltmek lazım. Yani şimdi işte güzel şeyler var. İşte İstanbul'da bizim Bardakoğlu Hoca'nın Kuramer, yani Kur'an'ı biz nasıl anlamalıyız? Döneminde nasıl anlaşılmıştır? Şimdi nasıl anlamamız lazım? Ankara'da da Mehmet Görmez Hocamız benzer bir şeye başladı. İslam Düşünce Enstitüsü. Yani artık bunlara dönüp de buralardan bir restorasyona gitmemiz lazım. Metodolojik bir şeye girmemiz lazım. Yani din anlayışının nasıl olacağına dair bir şey oluşturmamız lazım. O yanlışları da bir tarafa koyup da işin doğrusunu ortaya koyup insanları o şekilde eğitmemiz lazım. Yani biraz meşakkatli bir iş ama başlayan hamleler var. İnşallah onlar semeresini verir. İnşallah. Buyurun hocam. Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim yani yetiştiğimiz camiada böyle hatırat yazma gibi bir usul pek alışılagelmiş bir şey değil.
Bu anlamda Tayyar Altıkulaç Hoca bir kapı aralamış oldu. Siz de bunun peşine devam ettiniz. Başkalarından da biz bunu bekliyoruz. Biz bu hatırattan Ali Köse Hocam burada, onun vicahın yüzüne de teşekkür edelim. Onun sayesinde haberdar olduk yani. Onunla birlikte önce bir okuduk, sonra bir daha bir okuduk. Şimdi siz kitabınızda, kurumunuzda bir müfettişin Ali Hocam işte başkanlar da yalan söyler mi diye bir espri yaptı ama daha beterine tanık oluyoruz. Bir iftira durumu söz konusu. Bir valiye, bir müfettişin iftirası söz konusu. Buradan geriye dönüp baktığınızda bu meşhum anlayışın hala kurumda var olduğunu, bulunduğunu düşünüyor musunuz hocam? Sorun mu? İnşallah bulunmuyordur. Yoktur. Diyeyim. Arkadaşımızın bahsettiği şey bir Diyanet müfettişi bir ilimizde teftişe gidiyor. Valiye uğruyor. Diyor ki ben işte bizim Diyanetçiler şeyi severler. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı. Başbakanlığa bağlı ya. İşte başbakanlıktan geliyor gibi bir havayla işte başbakanlık müfettişi. Vali Bey de onların bir asayiş saatleri olur. Günün belli saatinde. Jandarma komutanı, emniyet müdürüyle yani genel asayişi konuşurlar. O toplantıdaymış. Özel kalem içeri demiş ki biraz beklesin işte şeyimiz bitecek falan. Onun üzerine oradan bir tehevvüre kapılıyor bizim arkadaşımız. Nasıl beni, ben başbakanlık mıyım, beni nasıl bekletir, ben bunun hesabını sorarım da atarım da böyle çıkıp gitmiş. Sonra vali beni aradı. Dedi efendim böyle bir şeyle karşılaştık. Dedim bir şey olmasın, bir abartı falan yani bu olacak şey değil. Nihayet insanın bir toplantısı olur, bir şey olur yani biraz bekle deyince insan oturur bekler ne olursan ol. Kaldı ki öyle yani başbakanım ne demek yani ne müfettiş olursan ol. Yani adamın orada ilin mülki amiri. Önemli bir şey var. Beklersin bir müddet ondan sonra girersin konuşursun ne konuşacaksan. Yok dedi ben dedi biraz da şey yaparak hafifleterek dedi şey yaptım. Onun üzerine derhal bir şey telefon şeyle çekin dedim bunu geri. Geri çekildi onu hazmedemedi arkadaşımız oturdu bir şey yazdı. Cumhurbaşkanlığı yüce katına işte anlatıyor şöyle oldu böyle oldu. Ben diyor bunu sonunda sebebini araştırdım. Baktım ki bu vali İmam Hatip mezunu. Bunlar kompleksli olurlar. Onun için işte böyle yaptı etti falan türü ifadeler. Başkanımız da tecrübesiz olduğu için beni apar topar oradan aldı getirdi falan. Ben böyle bir durumlara düştüm. İşte yüce katınızdan işte ne bekliyorsa. Onlar da üzerine bir yazı böyle bir şey var alın bakın nedir bu diye. Geldi Cumhurbaşkanlığına. Ben de ilk şeyim o zaman İmam Hatip mezunu vali çok fazla değil. Yok. O dikkatimi çekti. Siz başkansınız. Başkanım. Allah selamet versin. Vecdi Gönül abimiz İçişleri Müsteşarı. Aradım dedim ki ya bu vali İmam Hatip mezunu mu değil mi? Bir konuyla ilgili bana lazım. Hemen dedi 5 dakikada döneceğim. Döndü dedi ki değil İmam Hatip okulu falan mezunu değil. Ev arkadaşı aldık, evirdik, çevirdik biraz. Bir soruşturma açtık, bir şeyler yaptık falan. Oraya fazla girmek istemiyorum. Bunlar yakışıklı şeyler ama şimdi Diyanet mensubu, Diyanet müfettişi diye hepsi böyle şey değil. İnsandan insana fark eder yani. Orada birçok güzel insanlar vardır ama böyle bir kısım farklı insanlar da olabilir. Her kesimde vardır bu. Diyanet dediğiniz bu toplumun insanların bulunduğu bir yerdir. Diyanet'in oradaki şeyleri siz bir bilseniz. Orada işte siz orada görev yaparsınız. Ufak bir şeyden oradan anlamlar çıkarılır. İşte şöyle olur. Başkan gidiyor da geliyor da işte bilmem. Bir şeyiniz olduğu zaman bir basın benim de eksik olmazdı. Basın beyanatlarımız onun üzerine ahan gidiyor. Ya ne olur gitsem kardeşim ya gideriz. Bir gün gelecek gideceğiz. Yani sanki çok yapıştık kaldık oraya. Beklerdim ben birisi bana bir çatsın da bir olay çıkarayım da şuradan geçeyim gideyim. Nasıl bunalırdım. Çok sanki lazımdı. Yani nihayet geldin, bir görev verildi, yaparsın gidersin. Ne olur? Gittiği zaman ne olur? Sen ne olacak? O bir şey bekliyordu da olmadı. Olmayınca herhalde bu gitse de öbürü gelse de belki bir şey oluruz. Bu bizim insanımızın bir zaafıdır. Her yerde vardır. Sadece Diyanet değil. Diyanet de bu toplumun insanlarından oluşuyor. Ama oradaki şeyler daha çok göze batar. Yani orası toplumu madem din konusunda rehberlik edecek, onlara işte yol gösterecek. Öyle bir insanlardan bu sadır olunca daha çok toplumun gözüne batıyor haklı olarak.
Hocam müsaadenizle Ali Hocam. Ali Hocam buradan gelsin söylesin ya veya orada. Tamam hocam. çok teşekkür ediyoruz. Ben sizin hatıratınızı... Başlamadan önce Ali Hocam benim hatıratımı okumuş. Bana kısa bir mail attı ama o kadar beni şey yaptı ki, duygulandırdı ki. Yani çok müthiş bir şey verdi bana. Cesaret verdi, ivme verdi. Onun için kendisine o zaman teşekkür etmiştim. Şimdi teşekkür ediyorum. O güzel şeylerinden dolayı. Evet, biz de teşekkür ediyoruz hocam. Hatıratınızın başında kitaba başlama serencamınızı anlatan birkaç cümle var. Onu müsaadenizle aktarayım. Halis Ayhan Hoca ile bir konuşmanız, siz böyle bir niyetiniz olabileceğinden söz açınca o da size demiş ki sen ilahiyatta hocalık yaptın, Diyanet İşleri Başkanlığı yaptın, gök üyeliği yaptın, milletvekilliği yaptın ve devlet bakanlığı yaptın. 5 tane önemli vazife var bu din camiasından yetişen birisinin yapabileceği üst düzey görevlerin tamamını yaptın. Sen yazmayacaksın da kim yazacak bu hatıratı deyince siz de yazmaya karar vermişsiniz. Bu tecrübe çok önemli. Ali Özek Hoca'nın medreseden üniversiteye Ali Özek başlıklı hatıratını da ben sizin hatıratınızdan önce okumuştum. O da çok değerli bir hatırattır. Şu anlamda değerlidir. İslam dünyasında örgün ya da örgün olmayan eğitim kademelerinin tamamından hem öğrenci hem öğretici olarak geçmiş olan birisidir. Sadece Türkiye'de bir de Arap dünyası tecrübesini aktaran bir hatırat kitabı. Onun için bu hatıratlar değerli. İyi ki yazmışsınız. İyi ki varsınız. Sizin şahsiyetiniz tabii çok etkileyici bir şahsiyet. İnsani özellikleriniz. Yani bugüne kadar hani kimin yanında isminiz geçmişse herkes sizi sevgiyle andı. Herkesin isminiz anıldığı zaman yüzünün güldüğünü gördük. Şimdi ben biraz önce piyasa hocaları tartışmalar, ilahiyattaki hocalara da katkıda bulunuyor falan dedi bir arkadaşımız. Bir espiritüel ama gerçeğe yansıtan bir konuyu açmak istiyorum. Karadenizliler kendi aralarındaki kavgayı bize din diye yutturuyorlar. Cümle bana ait. Hüseyin Atay, Rize. Mahmut Usta Osmanoğlu, Of. Mustafa Öztürk, Giresun. Ahmet Ünlü, Giresun. Yaşar Nuri Öztürk, Trabzon. Mehmet Okuyan, Çaykara. Nurettin Yıldız, Of. İhsan Şenocak, Samsun doğumlu ama Of kökenli diye not edilmiş. Bayraktar Bayraklı, Rize Güneyce. Faruk Beşer, Trabzon. Kadir Mısıroğlu, Trabzon. Abdülaziz Bayındır, Tortum. İlhami Güler, Tortum. Bütün sicilimiz ortaya çıktı. Şimdi bunun bir de bir başka tarafı var. 25 Mart 2018 tarihinde ben bunu sosyal medyada da paylaştım. Şöyle ki, bir vakittir kendilerini medreseli diye tanımlayan ve piyasa hocalığı yapan zat-ı muhteremler, maalesef ilahiyat fakültelerine yönelik sözlü saldırılarda bulunuyorlar. Hatta ilahiyatlar kapatılsın kampanyaları düzenliyorlar. Bunu yaparken de ilahiyat fakültelerinde görev yapan bazı hocaları hedef alıyorlar. Kamuoyu önünde cedelleşiyorlar. İlahiyatlar kötü iddiasını delillendirmek için bu hocaları işaret ediyorlar. İşaret edilen ilahiyat hocalarına baktığınız zaman ise bunların da umumiyetle medreseden geldiklerini, İmam Hatip veya ilahiyattan önce medrese tahsili yaptıklarını, hatta ilahiyatlara laf eden o zat-ı muhteremlerle aynı yörelerde yetiştiklerini görüyorsunuz. Yani aslında kavga dışarıdaki medreselilerle ilahiyatlardaki medreselilerin kendi aralarında yürüyen bir kavga
diye devam ediyor cümle. Bu tescilli bir tespittir. Mesela benim bu kavgaya gücüm yetmez. İmam Hatip İlahiyat okuyunca o alim arkadaşların bildiği şeyleri biz bilemeyiz. Ve ilahiyattaki birçok hocanın da bu şeye gücü yetmez. Ama şimdi sizin konuşmanızı dinlerken ya da soru soran arkadaşlardan bazılarının yorumlarını dinlerken sonrası ne olacak? Türkiye nereye gidiyor? Bir adım sonrası ne olacak? 2008 yılında ben bir tane kitap yayınladım. Talip Küçükcan'la beraber. Kitabın başlığı Avrupa ülkelerine din-devlet ilişkisi. Biz 11 tane Avrupa ülkesinde ki Anglikan olan İngiltere'yi de seçtik. İşte koyu Katolik olan İspanya'yı, İtalya'yı da seçtik. Ortodoks olan Yunanistan'ı da seçtik. Kuzeydeki İsveç'i de seçtik. Güneydeki İtalya'yı da seçtik. Hem Avrupa'nın çeşitli yerlerinden hem de farklı mezheplerden ülkeleri seçtik. Orada din-devlet ilişkisini nasıl ortaya koyalım? Çıkış noktamız şuydu. Ya Türkiye'de devlet ikide bir canı sıkılınca dinin, dindarın, cemaatlerin, ilahiyatların, imam hatiplerin kafasına vuruyor. Bir daha böyle olmasın. Bir serbestlik olsun, özgürlük olsun, Avrupa'daki gibi olsun mantığıyla yola çıktık ve o kitabı yayınladık. Aradan 10 sene geçti, 11. seneye girdik. Şimdi aynı noktada değilim. Çünkü bu 10 senelik zaman zarfında yaşadıklarımız maalesef azgın ve yarının ne olacağını kestiremeyen ya da geçmişi tamamen yok sayan bir kitlenin oluşmasına neden oldu. Ben de Cemaatler Cenneti diye bir yazı yazdım. Size okumak istiyorum. Türkiye artık bir cemaatler cenneti. Her alanda varlar. Herkes onların farklı alanlarda olmalarını tehlike olarak görüyor. Ama asıl tehlike onların din alanında olmaları. Çünkü devlete ait din eğitimi mekanizmalarını ele geçiriyorlar. Devletimiz bu konuda tedbir alsın demenin vakti geçmek üzere. Çünkü devlet onlar olmak üzere. Sonrası malum. Cemaatlerin kendi içinde çatıştığı bir Orta Doğu ülkesi tam da Batı'nın istediği ortam. Bazı cemaatler şöyle bir düzen kurdular. Çocukları liseye göndermiyorlar. Kendi medreselerinde veya kurslarında okutuyorlar. Dışarıdan açık lise diploması aldırıyorlar. Sonra üniversite imtihanına sokup çok düşük bir puan ile açık öğretim ilahiyata kaydettiriyorlar. Şimdi de İLİTAM denilen sistem ile sınavsız ilahiyat tamamlama hakkını elde ettikleri için din eğitimi sistemini ele geçirmelerin önü tamamen açıldı. Böylece bir süre sonra din alanı tümüyle cemaatlerin eline geçecek. Yani resmi din alanının sahibi bunlar olacak. Tıpkı bir zamanlar emniyetin, askeriyenin veya başka bazı alanların bunlara teslim edildiği gibi din alanı da bunlara teslim edilmiş olacak. Sonrası malum. Almanya'daki Türkler arasında cemaatlerin her birinin bir camisi olduğu gibi birkaç yıl sonra Türkiye'de de o cami falan cemaatin, bu cami filan cemaatin olacak. O zaman Türkiye'de de dinin ruhuna hep birlikte El Fatiha diyeceğiz. Hem de kendim ettim, kendim buldum, aldatıldım, aldatıldım diyerek. Hülasa bir FETÖ gitti, 1000 FETÖ geliyor. Bunu kalpten inanarak yazdım. Yarını görerek yazdım. Avrupa'da dinin gidişatını, laikleşme sürecini, kavgaları, dövüşleri, kanlı savaşları çalışan ve onları kitaplar halinde yayınlayan birisi olarak yazdım. Gidişatımız bu. Ben kan kusuyorum. Ve uykularım kaçıyor. Ben bu camianın bir çocuğuyum. Bütün mekanizmalarından geçtim. Belki sizinkinden çok daha dindar bir ailede, çok daha baskıcı bir ailede yetiştim. Bütün cemaatleri biliyorum. Geldiğim, yetiştiğim bölgelerdekileri de biliyorum. İstanbul'dakileri de biliyorum.
Hepsinden haberdarım. Şu anda o hani bildiğimiz yerleşik cemaatler, gruplar falan var ya, yani onlara rahmet okutacak tarzda inanılmaz şekilde akımlar türüyor. Yerel bir sürü kendinden menkul şeyhler, tarikatlar ortaya çıkmış vaziyette ve din Türkiye'de o birleştirici mozaik olma özelliğini kaybediyor. Sürekli bir çatışma hali ve bu hal önümüzdeki yıllarda bir kaos anında kendisini belli edecek ve diğer İslam dünyasındaki çektiğimiz sıkıntılarını belki daha beterini çeker hale geleceğiz. Son zamanlarda kurduğum bir cümle ve sorduğum bir soru var. İslam dünyasının herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir ülkesinde bana bir yer gösteremezsiniz ki o yerde, o ülkede bir çatışma var ve bu çatışmanın sebebi din değil. Çok net bir soru soruyor. İslam dünyasının herhangi bir yerinde bir çatışma var ve bu çatışmanın sebebi din değil diyeceğimiz bir tane örnek gösteremezsiniz. Bütün İslam dünyası. Bütün çatışmalar din üzerinden yürüyor. Çatışmanın başlangıç noktası başka olabilir. Petrol olabilir vesaire falan filan. Ama nihayette insanlar ellerine silahları alırken mezhep farklılıklarından, cemaat farklılıklarından ya da birbirlerini tekfir ederken bu farklılıklar üzerinden gidiyor. Şimdi mikro düzeyde bunun hepsini görüyoruz. Çok net bir örnek anlatayım. Geçen yıl bir sınıfa gittim, bir amfiye, fakültede. Bu konuları konuşuyoruz. Bir ders değil bu, öğrencilerle bir sohbet anı. Amfi dolu. Öğrencilere dedim ki, o anda aklıma geldi. Arkadaşlar dedim, şimdi ben size sorsam, desem ki, kim nerede kalıyor? Muhtemelen %50'niz ya bir cemaat evinde ya bir cemaat yurdunda kaldığını söyleyecek. Ama dedim, şimdi hatırıma geldi. Bugüne kadar kaldığınız yurtta ya da kaldığınız cemaat evinde başınızdaki bulunan kişiler, ya arkadaşlar, şurada 500 metre ileride bir başka cemaatin yurdu var. Hadi bu hafta sonu onları davet edelim. Onlarla beraber kahvaltı yapalım. Ya da gelecek hafta sonu onlarla beraber bir piknik organizasyonu yapalım. Diyen oldu mu bugüne kadar dedim. Çocuğun bir tanesi kalktı, dedi ki, hocam belki bizim yurtta ya da evdeki başımızdaki abiler ablalar diyebilir ama yukarıdakiler dedirtmez dedi. Şimdi bu mikro bir örnek ve doğal bir örnekten bahsediyorum. Şimdi burada birleştiricilik nerede ve bu gidişatın sonu yarın ne olacak? Vahim. Size soru sormadım, korsan konuşma yaptım hocam. Çok güzel hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Benim ilave edecek bir şeyim yok Ali hocama. Yani o çok güzel bir şey yaptı. Gelecek profili çizdi. Ne diyelim, inşallah bu istikamette bir düzelme olur, bir düzenlen bir şeyler olur ki bu bahsettiğimiz tablo ile gerçekten vehametini çok güzel ifade etti. O tablo ile karşılaşmayız. Sığlık her tarafta aldı başını gidiyor. Hocam ben 2000 yılından itibaren Marmara İlahiyat'ta hocalık yapıyorum. Bayağı da yaşımız gelmiş. 19 sene olmuş. 8 yıldır da dekanlık yapıyorum. Ama bu 80 yıla bedel. Net söylüyorum. Şimdi fakülteyi öğrenciler kazandı hafta, geldikleri hafta oryantasyon toplantısı dediğimiz bir toplantı yapıyoruz. O toplantılarda
öğrenci ilk defa benimle karşılaştığı, idare heyetiyle karşılaştığı toplantıda bugüne kadar şu cümleyi hep söyledim. Arkadaşlar, bu Marmara İlahiyat'ın lokasyonu Türkiye'de başka hiçbir fakülteye, sadece ilahiyat alanında değil, başka hiçbir fakülteye nasip olmayan bir lokasyondur. Aynen. Kendi alanında yetişmek isteyen arkadaşların bu 5 yıllık zaman zarfında hazırlık sınıfıyla birlikte yetişmemesi için hiçbir engel yoktur. Bizim etrafımızda bir sürü vakıf, bir sürü dernek, bir sürü cemaat kuruluşu, bir sürü dini grup, bir sürü efendim belediyelerin sağladığı kurslar vesaire falan, güzel sanatlarına, Türk İslam sanatlarına varıncaya kadar, Arapçasına, Osmanlıcasına, Farsçasına varıncaya kadar, klasik kitapları okutan gruplara varıncaya kadar hepsi mevcut. Bunlardan yararlanın. Bizimle iktifa etmeyin. Fakülte size bir yol gösterir ama onun üzerine katabilirsiniz. Buralara da gidin. İSAM'ından, İLAM'ından, İSAR'ından vesairesine falana kadar hepsine gidin ama sizden bir tek şey istiyorum. Cemaatte olun fakat cemaatçi olmayın. Bu laf adamlara öyle bir battı ki Ali Köse'ye cemaat düşmanı ilan ettiler. Aklınızı kiraya vermeyin, iradenizi kimseye teslim etmeyin. Söylediğim bu. Şimdi bugüne kadar hiçbir cemaat ilahiyat fakültesini öğrenci yetiştiren ama kendisine de destek olunması gereken bir yer olarak görmedi. İlahiyat fakültesi yanlış şeyleri öğreten ve düzeltilmesi gereken şeyleri öğreten bir entite, bir yapı. Kabullenilmeyen bir yapı. Öğrenci diploma almak için oraya gider. Ama onun kafasını biz doldururuz. Bir tane cemaat, ya siz bu fakültede öğrenci yetiştiriyorsunuz, biz de sizin öğrettiklerinin üstüne koyalım mantığıyla hareket etmiyor. Siz yanlış bir şeyler yapıyorsunuz, biz onu düzelteceğiz. Şimdi bizim fakülte camisi yapıldı. Birkaç sene önce. Camiyi açacağız. Alt katına, üst katında hani kadınların kılabileceği, cemaat namazına gidebileceği bir küçük yer var. Ama cuma namazına fazla gelirler ya da üst kata kadın erkek o dar kapılardan birlikte girmeleri uygun değildir diye caminin alt katına ayrı bir yer yapalım dedim. Bir paravan yapalım diye. Bir cemaat lideri pozisyondaki adam bana ne dedi biliyor musunuz? Bunların ne işi var? Cuma'da dedi. Şimdi böyle düşünse bile orada ilahiyat fakültesi var ve bunu söylediğin kişi oranın sahibi pozisyonundaki kişi ya da ilahiyat hocası veya ilahiyat fakültesinin dekanı. Yani bize fetva öğretmek için insanlar varlar. Ve söyleyen kişinin de dini tahsili yok. Ama şey, cemaatin liderlerinden dolayısıyla çok net bir şekilde görüyoruz ki acayip bir yabancılaşma var, acayip bir ötekileştirme var. Bütün gruplar hem birbirlerine karşılar, kendilerini ehli necat kabul ediyorlar. Diğerlerini tekfir etmek için hiçbir önlerinde engel yok. İlahiyat fakültelerinde ya da devlete ait resmi örgün kurumları da yabancılaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gidişat Türkiye'nin hayrına bir gidişat değildir. Üzüntü verici bir durum. Vah vah edip duruyoruz. Ve devletin bu konuda tedbir alması gereken birçok nokta var ama o tedbirlerin hiçbir şekilde alındığını göremiyoruz. Yarın hep birlikte ah vah edeceğiz diye endişe ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam. Mikro. Hı hı. Mahmut Bey'in sorusu hocam. Hocama saygılar sunuyorum. Ali Bey'e de saygılar sunuyorum. Ali Bey'in
karamsar tablosuna doğru, ama ben bir iyimser tablo çizeyim. Türkiye'de deniyor ki bütün cemaati ilacı toplayın, toplumu %10'u oluşturmuyor. En fazla %10'u. Çok şükür ki bu kavga %90'da yok. Yani Ali Bey'in bahsettiği o bütün kavga çok şükür %10'da duruyor. Toplumun %90'ı bana göre çok da bu işle ilgilenmiyor. Hepsini böyle bir de vakit geçirmek için özellikle televizyonla da. Bu da bana göre olayın iyimser tarafı. Hayırlı akşamlar. Son soruyu alıyoruz bu arada. Evet, vaktimiz doldu. Hocam teşekkür ediyorum. Ali Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi ilahiyat fakülteleri aşağı yukarı 70 yıllık bir mazisi var. Aşağı yukarı. 70, evet. Ya buna yakında İmam Hatip'lerin mazisi var. Fakat sizin hocam kitabınızda da Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir şeyiniz var. Ulus devlet ve Hanefi ekol üzerine kuruldu diye bir tespitiniz de var ki doğru bir tespit tabii. Hepimiz katılıyoruz biz. Yani bizim ülkemizde Hanefi Maturidi çizgisi özgür düşünceyi, doğru düşünceyi, akli düşünceyi önceleyen bir şeyiz. Toplumuz ve şeyimiz de buradan geliyor hepimiz. Ve 70 yılda bir ilahiyat geleneğimiz var. İlahiyat fakültesi geleneğimiz var. Aydın dünyada geliştirmek için. Fakat nasıl oldu ki bu 70 yılda biraz önce Ali Hocam'ın söylediği bir noktaya geldik. Şimdi siz iyi kötü, yani daha doğrusu iyi kötü, en iyi şekilde bu ilahiyat fakültelerinin şeyinden geldiniz. Her kademesinde bulunduğunuz bir ilahiyat şeyinden. Ama toplum bugün bu noktaya geldi. Ve biz bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Şimdi acaba diyorum biz yani geleneğimizde olan bu özgür düşünceyi, bu ilahiyat fakülteleri acaba niye sağlayamadı? Toplum bugün bu noktaya niye geldi? Yani burada ben açıkçası toplum bugün bu noktaya geldiyse ve bugün yani tarikatlar Türkiye'de çok ses getiren bir noktaya geldiyse birazcık acaba diyorum bu ilahiyat hocalarımız, ilahiyat fakülteleri kendilerini bir sorgulamaları gerekmez mi? Bizim önümüzü niye açamadılar bugüne kadar? Teşekkür ederim. Şimdi tabii burada söylenecek şey çok da şöyle bir şey aklıma geldi, bir anekdot gibi onu da ifadeyle cevap vermeye çalışayım. Bizim yani ilahiyat fakültelerini biraz sonra belki temas ederim. Diyanet ayrı bir bahis mevzu hocam. Yok, ben şimdi başkanlık yaptığım dönemde bir iki şey yapalım diye bir düşünce gelişti bende. Bunu bir sonuca bağlayacağım da onun için söylüyorum. Bir tanesi, ya cuma günleri bu cuma namazlarında bir karmaşa oluyor. Bir genelge yapalım. Diyelim ki cuma namazının farzından sonra hoca dönsün, bir dua yapsın. Ondan sonra dönsün, sünnetine devam etsin. Niye öyle yapsın? Çünkü dört, malum iki rekat farzdan sonra bir kısmı çıkıyor, bir kısmı önünden geçiyor, bir kısmı arkasından geçiyor, bir kısmı bekliyor. Bir kısmı duruyor, orada bekliyor. Sen ya kardeşim geç git. Yok, kural var. Önünden şu kadar metreden geçmeyecek. Ulan sen orada zaten dikkatimi dağıtıyorsun. Orada durdukça ben rahatsız olurum. Kıldığın bir şeye benzemiyor. Geç git önümden. Yok, orada öyle durursan bekler, ondan sonra oradan bir geçer, bir şeyler yapar falan. Bu karmaşayı önlemek için bir, ikincisi iki rekattan sonra çıkmak durumunda olanlar da oh namazımızı da bitirdik, duamızı da yaptık. O huzurla çıksın, bir teneffüs gibi bir ara olsun. Bir ara çalıştı hocam bu. Bir ara çalıştı o. Öyle mi? Yani evet, genel şey hala eskisi gibi gider. Birisi de Ramazanlarda teravih kılınıyor malum. 20 rekat ya bazen uzun gelebiliyor bir kısmına, yaşlıya veyahut da bir... Bazı camilerde 10 rekat yapalım onu. 8 veya 8 neyse. Ayrı bir uygulama. İsteyen oraya gitsin. Yani nihayet bunun illa o kadar olacak diye bir şartı yok. Kısa kılmak isteyen oraya gitsin. İşte efendim dediler, bu siyaset öyle der, ondan sonra dini öyle yaptılar olur, böyle yaptılar olur. Bir sürü laf. Vazgeçtik. Halbuki bu yapılabilir bir şeydi. Şimdi yapılmaz. Ama o zaman yapılabilirdi. Ve o zaman dedim ki ya biz bu toplumun önünden yürüyeceğiz.
Diyanet olarak topluma rehberlik edeceğiz. Toplum da arkamızdan gelecek. Halbuki toplum gidiyor, biz arkalarından gidiyoruz. Bir kopukluk burada. Yani bizim bu kurumlarımızla toplum arasında mesela İlahiyat Fakülteleri'de bir sürü güzel işler yapılıyor. Ama kapalı devre, işte oturuyor insanlar, araştırma yapıyorlar, koyuyorlar oraya. Bunun toplumun bir kısım sıkıntılarına ışık tutacak, onları yönlendirecek bir yönü olmaz. Ben Diyanet'teyken çok üniversiteden bir tane arkadaş almıştım. O da pek bir işime yaramadı. Ama ondan sonra bütün şimdi herkes orada. Başkan yardımcıları, il müftüleri vesaireleri falan. Dolayısıyla bu birliktelik daha iyi kurulabilir. Ama oraya giden o bürokratik işlere, imza işlerine, karton işlerine, oranlara dalıyor. Hiç başka işlere bakamıyor. Yani toplumla bu üretilen din bilgileri topluma bir türlü yansıtılamıyor. Böyle bir kopukluk vardır bizde. Sade ilahiyat alanında değil. Her alanda öyledir o. Başka mesela tıp alanında biraz farklıdır. Hastaneler topluma açıktır. Gider gelir insanlar, oradaki doktorlar alırlar, bakarlar ederler falan. Vakaları alırlar, incelerler. Biraz daha iç içedir ama bizde böyle bir kopukluk var. Yani toplumla bu kurumlar arasında, özellikle üniversite arasında bir kopukluk söz konusu. Cemaat olayı bizde, bir de bu kurumlar resmi kurumlardır. Diyanet de resmi kurumdur. Okullarımız da resmi kurumlardır. Resmi